Saat 23 asıl mesele başlıyor. Ben İnan Demirel. Bugün sokakta, kahvede, pazarda, çarşıda, meydanda birçok yerde, hemen hemen her yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün emeklilere verdiği bayram ikramiyesi vaadi konuşuldu. Çok net bir vaat. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bayram ikramiyelerini, iki dini bayramda verilen ikramiyeleri asgari ücrete eşitleyeceğim diyor. Ve bugünden itibaren bu vaat çalışmaya başladı dedi dün Kemal Kılıçdaroğlu. Kurban bayramında, seçimden sonraki bayramda hesaplarınıza 15 bin lira yatacak dedi. Bu vaat bütün gün çok konuşuldu. Özellikle emekliler arasında. Acaba Erdoğan bu hamle karşısında, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi karşısında ne yapacak? Emeklilere verilen bayram ikramiyesi CHP'nin projesiydi. CHP'nin vaadiydi. Erdoğan CHP'nin bu hamlesi karşısında emeklilere bayram ikramiyesi vermeye başlamıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu el yükseltti. Net bir vaat ortaya koydu. Acaba Erdoğan'ın hamlesi ne olabilir? Emeklilere iktidardan CHP sayesinde iyi bir haber gelebilir mi? Öner Günçal'da hocamla bu meseleyi birazdan asıl meselede konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Trabzon'daydı. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Trabzon'a gitti millet buluşması kapsamında. Aslında bir çadır toplantısı yapılacaktı ama izin verilmedi çadırda yapılmasına. Sonra bu büyük bir mitinge dönüştü. Trabzon buluşması ilgi büyüktü Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon'da. AFAD'da uyarı yapmıştı, fırtına gelebilir demişti. Hava günlük güneşlikti Trabzon'da ama AFAD fırtına olabilir uyarısı yapmıştı. Ona rağmen insanlar toplandılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu AFAD'ın uyarısı hakkında da söyleyecekleri vardı bugün. Bir de akşam saatlerinde yeni bir haber geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TikTok'a girdi Kemal Kılıçdaroğlu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği TikTok video paylaşım aplikasyonu TikTok'a üye oldu ve oradan bir mesaj yayınladı. Onu da göstereceğim asıl meselenin ilerleyen dakikalarında. Sinan Ateş soruşturmasında konuşacağız bugün. Dün MHP'li Olcay Kılavuz'la aynı evde bulunan Tolgağan Demirbaş şu anda tutuklu soruşturma kapsamında, Sinan Ateş soruşturması kapsamında savcı Tolgağan Demirbaş'ın yeniden gözaltına alınması talimatını veren savcı Ayhan Ay'ın soruşturmadan alındığı haberini vermiştik. Bugün Başsavcılık o habere ilişkin bir açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Dedi ki bu haber doğru değil. Savcı duruyor dedi ama savcının soruşturmada duruyor olmasına rağmen pasifize edildiği, soruşturma dosyasına müdahil olamadığı, soruşturmaya daha doğrusu müdahil olamadığı haberleri geliyor. Ersan Atar, kısa dalga yazarı, gazeteci, meslektaşım bu konuyu yakından takip ediyor. Onunla Sinan Ateş soruşturmasındaki son durum nedir? Bunu konuşacağız. Ayrıca bugün Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü. Ölüm yıl dönümünde kızından, Türkeş'in kızından Sinan Ateş cinayetine ilişkin bir açıklama geldi. MHP'yi yaylım ateşine tuttu tabiri caizse. MHP üyesi isimler var bu cinayetle ilintili olanlar arasında ama MHP kulaklarını tıkadı. Bu cinayet hakkında tek bir kelime bile etmedi diyor Alparslan Türkeş'in kızı. Onun açıklamalarına da bakacağız, aktaracağım size. Donald Trump eski Amerikan başkanı bir ceza davasında hakim karşısına çıkan İlk eski Amerikan başkanı oldu Donald Trump. Bugün mahkemeye çıktı. Bütün Amerika bunu konuşuyor. Acaba kelepçe takılacak mı? Acaba tutuklanır mı? Acaba cezaevine gönderilir mi? Acaba o Amerikan filmlerinde gördüğümüz bu altında numaraların yazdığı o şüpheli fotoğrafından çekilecek mi vesaire? Bütün bu tartışmalar arasında Donald Trump bugün mahkemeye çıktı. Bütün suçlamaları reddetti ve mahkemeden ayrıldı. Ne oldu ne bitti? Davada Mehmet Sümer, Voice of America muhabiri asıl meselenin ikinci bölümünde bize anlatacak olan biteni. Şimdi bir zam haberiyle başlayalım. Bu gece benzine zam gelecek. 1 lira 21 kuruşluk bir 12 kuruşluk pardon 1 lira 12 kuruşluk zam gelecek. Benzine bu gece saat 12'den itibaren yarın benzin almaya giderseniz akaryakıt istasyonlarına 1 lira 12 kuruş daha fazla ödeyeceksiniz. Bu zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 21.36 liraya yükselmiş olacak ortalama. 21 lira 36 kuruşa yükselmiş olacak.
Bu gece saat 12'den sonra benzine zam bekliyoruz. Dün enflasyon rakamları açıklanmıştı, enflasyon verileri açıklanmıştı. Bugün de dış ticaret verileri açıklandı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında dış ticaret açığı 8,6 milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde açık 35 milyar dolar. İhracat %4,4 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise %4,2'lik yükseliş var. 32,2 milyar dolar seviyesinde ithalat. Mart ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı 8,6 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %73,4 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %73,2 seviyesindeydi. Dış ticaret verileri açıklandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Dün de bir paylaşım yapmıştı. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra enflasyondaki düşüş devam ediyor demişti. Kerteviz'e de geçen yılı koymuştu. Geçen yıla kıyasla enflasyonda düşüş devam ediyor demişti. Ama Haziran 2023 seçimine tek haneli enflasyonla gideceğiz demişti daha evvel, bir yıl evvel. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati onu unuttu. Ona ilişkin bir şey söylemedi. Bugün de ithalattaki artışı, yani dış ticaret açığını paylaştığı bu mesaja koymadı. Sadece ihracatla ilgili veriyi değerlendirdi. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz diyor. Ama ithalattaki artış, dış ticaret açığı bu değerlendirmede yok. Hazine ve Maliye Bakanı neyi görmek istiyorsa, iyi olan neyse onun açısından, güzel olan neyse onun açısından sadece onu aktarmakla yetiniyor. Dün açıklanan enflasyonla gıda fiyatlarındaki artışın en çok fiyat artışı gerçekleşen kalemler sıralamasında ikinci olduğunu dün göstermiştim size. İkinci sırada Mart ayında gıda fiyatları artmış. İkinci sırada. Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetten ilginç bir istatistik verdi. O da şu. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi 20 yılda %1749 artış gıda fiyatlarında, AK Parti'nin iktidarda olduğu 20 yılda %1749 oranında artış gerçekleşmiş. Gıda enflasyonu bu AK Parti iktidarları döneminde. Yani 20 yıl önce 1 lira olan 1749 kat artmış. İşte soğan 26 lira, patates 13 lira. Kıyma 300 lira falan. Nereden almak istiyorsanız alın. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 200 lira dağıtırken görüntülenmişti. Bağcılar'daki mitingde, İstanbul Bağcılar'daki mitingde 200 lirayla sadece 630 gram kıyma alınabileceğini, ama Amerika'da ya da Almanya'da 100 dolar ya da 100 euro ile alışveriş yapıldığında neler alınabildiğini dün göstermiştim size. Halimiz budur. Ekonomideki vaziyet bu iken iktidarın Mehmet Şimşek'i işin içindeymiş gibi gösterme isteği sürüyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek biliyorsunuz Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Ve o görüşme öncesinde basına bir duyuru yapılmış ve Mehmet Şimşek'in Erdoğan'la görüşeceği haberi verilmişti. Hatta AK Parti Genel Merkezi'nin önünde bir de hazırlık yapılmıştı. Bir açıklama yapılması bekleniyordu. Bir kürsü konulmuştu, karşısında kameralar. Mehmet Şimşek'in AK Parti'ye geri döndüğü, siyasete geri döndüğü ve ekonomi yönetiminin başına geçeceği haberi verilecekti. Ama Mehmet Şimşek ikna edilemedi. İkna edilemedi. Fakat iktidarın Mehmet Şimşek üzerinden vermek istediği mesaja şiddetle ihtiyacı var. Nurettin Nebati dış ticaret açığını işte bugün paylaştığı Twitter mesajında görmüyor. Dün paylaştığı enflasyona ilişkin mesajda da işte 2022 yılındaki enflasyon tek haneye inecek vaadini görmüyor. İktidar faiz sebep, enflasyon sonuç politikasından vazgeçmese de Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimiyle ilintili bir yerlerde durduğu mesajını
piyasalara vermek istiyor. Buna ihtiyacı var. O yüzden bugün Hürriyet Gazetesi, Ankara temsilcisi, iktidarı destekleyen gazetelerden Hürriyet'te Hande Fırat, Ankara temsilcisi Hande Fırat bir yazı kaleme aldı. Hande Fırat şöyle diyor: Mehmet Şimşek defteri hala kapanmadı. Yazdığı bu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek'le ikinci görüşmesini yaptı. Şimşek'in rahatsızlığı olduğunu, tedavi gördüğünü daha evvel yazmıştım. Stresten uzak durması gereken Şimşek'in Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kabinede yer almasa da yeni ekonomik programın yazımında önemli bir rol alacağını belirteyim. Şimşek'in yeni program için her türlü desteği vereceğini söylediği belirtiliyor. Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde ilettiği geri dön teklifini reddetti. Ama iktidar ısrarla birilerine Mehmet Şimşek'in hala işin içinde olduğunu söylemek istiyor. Buna ihtiyacı var. Çünkü Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın görece daha bağımsız olduğu, daha bağımsız kararlar alabildiği, faiz sebep enflasyon sonuç politikasının uygulanmadığı, NAS denmediği zamanları temsil ediyor iktidar açısından. Ekonomide gelinen nokta kötü olduğu için bu Mehmet Şimşek meselesi önemli. Bunu duymaya devam edeceğiz. Mehmet Şimşek'i duymaya devam edeceğiz. Anlaşılan o. Şimdi geçelim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon temaslarına. Bugün şöyle bir fotoğraf çekilmiş Trabzon'da. 1-2-3 geliyor sakin güç. Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da halka seslenirken böyle bir pankart açılmış. 1-2-3 geliyor sakin güç. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma sırasında çekilen fotoğraflardan biri. Yoğun bir ilgi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon'da. Ekrem İmamoğlu da Trabzonlu biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O da yanındaydı. İkisi de konuştular. Trabzon'da ne söylediler? Bir bakalım, devam edelim. Söz veriyorum, söz. Bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaktaştıracağım. 85 milyonu. Güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Önce Konya, şimdi Trabzon. AKP'nin güçlü olduğu ifade edilen adreslerde başladı millet buluşmaları. Kılıçdaroğlu Trabzon'daydı. 89 yaşındaki Nermin Eyüpoğlu bahçesinden topladığı çiçeklerle karşıladı Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu için, İmamoğlu için. Ama söndüler, üzgünüm. Bahçemizden kül çiçeği topladım sabahta. Vereceğim ama yani söndüler. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da sloganlar eşliğinde kürsüye çıkıyor. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı vurgusu yaparak verdi mesajlarını. İktidar olmanın yolu çalışmaktan geçer. Kul hakkı yememekten geçer. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir. Kul hakkı yememektir. Bir avuç insanın değil, 86 milyonun kazanacağını söyledi. Bizim milliyetçiliğimizi saraydakiler değil, bizim milliyetçiliğimizi bütün dünya bilecek. Ne diyordu rahmetli Ecevit? Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Aynısını yapacağız. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzeni getireceğiz. Kadına yönelik şiddete de değindi Kılıçdaroğlu. Kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, bunu pazarlık masalarına koyarsanız, bunu affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Pazarlık masasında kadına yönelik şiddet olmaz. On binlerce insan ellerinde Türk bayrağıyla Atatürk Meydanı'nı doldurdu. Engelli sandalyesiyle geldik. O yıllardır hem Kılıçdaroğlu'nu hem Ekrem İmamoğlu'nu görmek istiyordu. Burada olmak istedi. Çünkü karanlığın son dağıldığı, aydınlığın geldiği günü burada görmek istedi. Meydanda yer kalmadı. Trabzonlular balkonlardan izledi Kılıçdaroğlu'nu. Trabzon'da meydan tıklım tıklım. Hatta öyle ki meydanın hemen karşısındaki binada vatandaşlar, Trabzonlular Kılıçdaroğlu'nu camlardan, balkonlardan takip ediyor. Kuru sahanın pahalılığı da Atatürk Meydanı'nda yerini aldı. 70 yaşındaki bir kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kuru soğana bizi muhtaç ettiler. Erdoğan'a sesleniyorum. Arabayı bıraksın. Sescadeyi alıp dolaşmasın. Diplomasıyla dolaşsın. Halka soğan.
alsın. Bu soğan kaç lira? 28 lira. Trabzon'da. Kılıçdaroğlu'nun Trabzon ziyareti sadece millet buluşmasıyla sınırlı değildi. Kadın girişimcilerle de bir araya geldi. CHP dışında hiçbir partiye oy vermedi. Sizi çok çok seviyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımız. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok mutlu olduk. Gerçekten burada kendimizi yalnız hissediyorduk. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu kismini savuncusu olacak mı gelenler? Veyahut da bana verilen hak benim elimden alınacak mı? Ufak bir endişe duymayın. Trabzonspor'a ilk lig şampiyonluğunu kazandıran kulübün eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu şehitlikte de dua okudu. Devam edeceğiz. Bir seyircimizden mesaj var. Diyor ki benzin zammıyla ilgili zamdan sonra benzinin yükseleceği fiyatı yanlış vermiş olabilir misiniz? 21,36 lira olacak demiştim. Şu anda o fiyata satılıyor İstanbul'da. Benzin 22 lira 48 kuruş oluyor demiş seyircimiz. Sakin Yüksel, teşekkür ederim uyarınız için. Doğru, yanlış söylemişim. Zamla birlikte 22 lira 48 kuruşa yükselecek benzin fiyatı. Hata yaparsak hemen düzeltiliriz. Şimdi... Kılıçdaroğlu bu işte Trabzon'a gitmeden evvel, bu buluşmayı gerçekleştirmeden evvel AFAD bir uyarı yayınladı. AFAD'ın yayınladığı uyarı şu. Diyor ki meteorolojiye göre yarın Trabzon'da kuvvetli fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olun. Kılıçdaroğlu ya dün yayınlanmış bu. Bugünden evvel. Bugün için bir uyarı. Ama Trabzon'da bugün hava günlük güneşlikti. Günlük güneşlikti. Kemal Kılıçdaroğlu bu mesajı hatırlattı. Bir de az önce izlediğiniz buluşma aslında orada yapılmayacaktı. Atatürk Meydanı orası. Orada değil de bir çadırda yapılacaktı. Ama çadır AK Parti'den gelen telefon üzerine kaldırıldı. Çadır AK Parti'den gelen telefon üzerine kaldırıldı. Valiliğin izni olmasına rağmen. Valiliğin izni olmasına rağmen kaldırıldı çadır ve bunun sebebini de Erdoğan Toprak Trabzon'da KRT'ye anlattı. Efendim biz salı toplantılarını halkla beraber yapalım dedik, bir çadır olsun. Dolayısıyla çadırda yapalım diye. Fakat çadıra engel çıkardılar. Sağ olsunlar böyle bir fırtınanın doğmasına sebep oldular. Onlara da teşekkür edelim. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu alanda kurulacak çadırdan seslenecekti Trabzonlulara. Ancak valilik önce izin verdi, daha sonra iznini iptal etti. Kılıçdaroğlu açık alanda millet buluşmasını gerçekleştirecek. Rahmetli babam derdi ki oğlum sen doğrudur. Eğri belasını bulur. Vallahi billahi de öyle. Dolayısıyla daha geniş bir kitleye hitap etme imkanı oldu. Millet buluşmalarının adresi bu kez Trabzon'du. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla beraber yapacağı o ziyaret yeni bir tartışmanın kapısını araladı. AFAD'ın bir mesajı bana ulaştı. Şimdi biraz gülümseyelim, size bir mesaj okuyacağım. Meteorolojiye göre yarın Trabzon'da kuvvetli fırtına bekleniyor. Ama burası doğru. Burası doğru. Atatürk Meydanı'nda kurulması planlanan çadırlar için tüm hazırlıklar tamamlanmış. Trabzon Valiliğinden de izin alınmıştı. Ancak valilik son anda iptal etti o izni. Çadır program öncesi kaldırıldı. CHP'ye göre iznin iptalinin arkasında AKP'li bir milletvekili yer aldı. İddiaya göre o isim AKP Trabzon milletvekili Salih Çora. Üzüldüğüm nokta şu. AKP milletvekili bizim milletvekilini arayarak orada o toplantıyı yapamayacağını söylemiş olması. Düşünün, böyle bir şey olabilir mi? Devletin valisinin izin verdiği bir toplantı yerine başka bir siyasi parti milletvekilinin arayıp orada o toplantıyı yapamazsınız demesi, bu ne kadar devlet gelenekleriyle bağdaşır? Yalnızca valilik izinde değil. Kılıçdaroğlu'nun Trabzon ziyaretinden bir gün önce AFAD vatandaşın telefonuna kuvvetli fırtına uyarısı gönderdi. Bari milleti orada aldattın. La Trabzon'da aldatma. Biz
temel fıkrası anlatırız ama ya bizim fıkralarımız akıllıca olur, zekice olur. Böyle aptalca olmaz. Ama bir konuda tutturdular. Bugün Trabzon'da, Karadeniz'de fırtına var. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var. AFAD'ın uyarısının yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine bakıldığında Trabzon'u parçalı bulutlu bir hava, sıcaklığınsa 12-14 derece arasında seyretmesi bekleniyordu, öyle de oldu. AFAD'ın dediği kadar var yani, bir fırtına var, öyle görünüyor. Yağış uyarısı 3000 kişilik çadırın kurulmasının engellenmesi. Ancak tüm şartlara rağmen o buluşmaya on binlerce kişi katıldı. Çadıra engel çıkardılar. Sağ olsunlar, böyle bir fırtınanın doğmasına sebep oldular. Onlara da teşekkür edelim. Rahmetli babam derdi ki, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur. Vallahi billahi de öyle. Daha geniş bir kitleye hitap etme imkanı oldu. Bir sürü haksızlıklar yapılıyor, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Ama biz neyin ne olduğunu biliyoruz. AFAD fırtına uyarısı yaptığı için gollük pas vermiş gibi olmuş. Hem Ekrem İmamoğlu'na hem Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bari yağmur yağabilir uyarısı yapsaydılar. Fırtına var deyince işte bakın fırtına var, bu kadar insan toplandı, Kılıçdaroğlu fırtınası esiyor diye gayet zekice pası alıp gol yapmışlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da temasları devam ederken sosyal medyada bir paylaşım yaptı bu mitingden sonra. Paylaşım şu: İşte benim evladım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. İşte benim evladım dediği de Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde konuşurken Ekrem İmamoğlu aşağı inmiş, halkın arasında biraz daha yüksek bir yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinliyor. Gülen bir yüzle dinliyor. Etrafında da insanlar. Şimdi yayına girmeden evvel iktidar medyasına bakıyordum, bu fotoğrafı konuşuyorlar. İşte benim evladım dedi Kemal Kılıçdaroğlu, ne demek istedi, niye bunu dedi, öyle mi dedi, böyle mi dedi falan filan. Aradıkları şu: orada bir şey olsun, mesela Ekrem İmamoğlu böyle gönülsüz görünsün, konuşması kısa olsun mesela, böyle güler yüzlü olmasın da somurtsun, sonra desinler ki ya işte bir problem mi var falan, bunun üzerine konuşsunlar. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında acaba soğuk rüzgarlar mı esiyor falan. Bu fotoğraf paylaşılınca bunun üzerine şimdi çeşitli manalar yüklemeye çalışıyorlar. Ne diyorlar dinleyemedim. Sadece altyazısını gördüm. Konuşsunlar. Konuşsunlar. Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Mitingi, işte ziyareti, millet buluşmasını takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade meselesi de soruldu. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, her şeyi istismar etmeye açık olan bir siyasi parti genel başkanı var. Erdoğan'ı kastediyor. Gayet açık, kul hakkı yiyenler bu sorgulamayı yapamaz. Erdoğan kul hakkı yiyen bir insandır diyor. Fotoğrafın çekildiği gün içinde şunları söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu: önümüzde koruma var. Burada merdiven var, dikkat edin diye bizi uyarırlar. Üstelik ben orada yalnız değilim. İsmail Müftüoğlu, eski Adalet Bakanı da orada. Bu tartışmadan iktidara ekmek çıkacağını zannetmiyorum. Burada istismar değil, samimiyet önemlidir. Ben samimiyim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Samimiyim derken net biçimde özür diledi, biliyorsunuz. Keşke seccadeyi görseydim, keşke fark etseydim, keşke bu fotoğraf ortaya çıkmasaydı, keşke üzerine basmasaydım diye net bir özür diledi Kemal Kılıçdaroğlu. Hem de birkaç kez özür diledi. Saadet Partisi'nin verdiği iftar yemeğinde de özür diledi. Samimi Müslümanlara sığınıyorum dedi. Biz dini inançlara, dini değerlere asla hakaret etmeyiz. Ben de öyle, çocuklarım da öyle dedi. Zaten bunu düşünen de yoktur bence. Yani acımasız biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bir fotoğrafı üzerinden İşte bunu bir propaganda malzemesi haline getirip buradan sonuç üretmeye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kaybetmesini sağlamaya falan çalışanlar da bunu kasıtlı olarak yaptığını zaten düşünmüyorlar. Bu arada bu meselenin şöyle bir faydası da oldu. Seccadenin işte İslam dinindeki yerini, önemini falan da görmüş olduk. Aslında
şu anda üzerine yüklenen kadar bir önemi olmadığını da anlamış olduk. Yani namaz kılmak için bir işte temiz zemin sağlama aracı seccade. Eğer namaz kılacağınız yer temizse zaten seccadeye ihtiyaç yok. Sadece üzerinde dini bir takım ibareler varsa işte o zaman ayrı bir önemi oluyor seccadenin. Bir de işte namaz kılındıktan sonra seccade zaten toplanıp kaldırılıyor. Hepimizin evinde öyledir. Namaz kılınır, seccade içindeki tesbihle birlikte kaldırılır. İşte dolaba mı, işte yatağın kenarına mı, sandalyenin üstüne mi konuyorsa oraya konur. Bu mesele böyle. Samimiyim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan samimi değil diyor. Cumhurbaşkanı adayı akşam iftar yemeğinde de konuştu Trabzon'da. Orada da açıklamaları var. Adalet vurgusu yaptı. Devletin dini adalettir dedi. Oradaki açıklamalarına da bir bakalım. Adalet duygusunu büyütmemiz lazım. Adalet duygusunu büyütmediğimiz andan itibaren sorun yaşamaya başlarız. Çünkü adalet, kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Devletin dini adalettir. Adaleti sağladığınız andan itibaren geniş kitlelerle huzur içinde yaşamasını öğrenirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki bir yerde adaletsizlik varsa hep birlikte o adaletsizliğe karşı çıkacağız. O nedenle sevgili peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiştir. Kavgadan uzak bir başlangıca ihtiyacımız var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Büyümek istiyoruz. Kalkınmak istiyoruz. Gencecik evlatlarımız geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışarak, üreterek, kazanarak ve huzur içinde yaşayarak kendi ülkelerinde kalmalılar ve onun yolunu, yordamını bulmalıyız. Bizim evlatlarımız geleceği yurt dışında arıyorsa her birimizin oturup düşünmesi lazım. Sadece benim değil. Her anne babanın oturup düşünmesi lazım. Ya bu çocuklar geleceklerini neden yurt dışında arıyorlar diye. Bu sorunun yanıtını kendi vicdanımızda sorgulamalıyız. Tam da bu seccade tartışması sürerken iktidar işte hem iktidar kadroları hem iktidar medyası bu meselenin üzerinde tepinmeye devam ederken Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben açık bir mektup yazdı Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından bir grup. Biliyorsunuz Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu okul burası, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın ve işte buradan mezun olmak, Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmak, hani Bilal Erdoğan'a yakın olmak, işte onların sınıf arkadaşı, Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşları açısından işlerin kolaylaşması anlamına zaten geliyordu. Sonrasında da işte önemli bir referans olduğu hep konuşulur. Özellikle devlet kadrolarında iş bulabilme açısından. Diyorlar ki Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyoruz. Helalleşme davetinize icabet ediyoruz. Sizin ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olmanızı Allah'tan niyaz ediyoruz. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından da Kılıçdaroğlu'na destek geldi. İtikadımızca uzatılan eli sıkmak farzdır dediler. Sizin ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olmanızı Allah'tan niyaz ediyoruz diye de eklediler. Kartal İmam Hatip Lisesi Türkiye'deki İmam Hatiplerin en meşhurlarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da buradan mezun. AKP iktidarı ile birlikte mezunların çoğu iş dünyası ve bürokraside üst düzey görevlere atandılar. Ama bu gidişata itiraz edenler de var. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından oluşan yaklaşık 20-25 kişilik bir grup CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir mektup yazdı. Mektupta önce AKP iktidarına eleştiriler sıralandı. Bugün Türkiye'deki tüm İslamcı mütedeyyin kesimlerin varlıklarını AK Parti ve Erdoğan'a borçlu olduklarına dair mesnetsiz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa Türkiye'de ne İslamcı hareket ne de bunun resmi kurumsal karşılığı olarak nitelendirilebilecek İmam Hatipler Erdoğan ve AK Parti ile var olmuştur.
İmam hatipleri rejimlerinin arka bahçesi, kendi hukuksuz ve kural tanımayan iktidar ağlarının bir parçası olarak görmek isteyen ve bu sebeple bizlere musallat olan bu iktidar hiziplerine hiçbir minnet borcumuz yoktur. Aksine sizin sabırla ve sorumlulukla ördüğünüz kucaklayıcı koalisyon liderliğinde kuracağımız bir Türkiye vardır. İktidarın siyasi hesapları içinde kaybolan gelecek ufkumuzu ancak bu yolla yeniden inşa edebiliriz. Mektupta Türkiye'nin içinde bulunduğu kriz ortamına dikkat çekildi. Türkiye'nin somut krizleri ve gerçek çelişkileri gözler önündedir. Her şeyin tepe taklak olduğu bir dönemdeyiz. Bu şartlar altında mahalleler ve kimlikler üzerinden yapılacak okumaların hiçbir geçerliliği yoktur. Keza seçimi mütedeyyinler ve mütedeyyin karşıtları üzerinden ele almak, gerçeği saptırmanın ve siyasi hesapları alet etmenin bir yoludur. Ülkece bir iltimas rejimi ve onun menfaat ortakları olan kadrolar tarafından hukukun ve kurumların askıya alındığı, tüm bürokrasinin rejimin kapı bekçisi haline getirildiği, iş bölümünün ve idari inisiyatifin yok edildiği bir cenderenin içindeyiz. Kartal İmam Hatip mezunları mektubun sonunda ise Kılıçdaroğlu'na açık desteklerini ifade ettiler. Ülkemizin ihtiyacı olan şey sizin demokratik ve kucaklayıcı siyaset basiretinizdir. Biz de bunun gerçekleştirilmesinde elimizi sizinle birlikte taşın altına koyuyor ve bu demokratik inşa sürecine taraf oluyoruz. En somut ve nesnel anlamıyla gerçekleşen bu dönüşümün ikiyüzlülükle veya samimiyetsizlikle itham edilmesinin de karşısında olacağız. Ez cümle helalleşme davetinize icabet ediyoruz. Zira itikadımızca uzatılan eli sıkmak farzdır. Sizin ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olmanızı Allah'tan niyaz ediyoruz. Kartal İmam Hatip mezunlarının açıklaması böyle. Bir de Genç İmam Hatipler Derneği'nden bir açıklama var. Onlar da bu seccade meselesiyle ilgili bir açıklama yapmışlar. Şöyle diyorlar Genç İmam Hatipler Derneği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada. Kusurları hoş görmeyi emreden dinimiz bilinmeden yapılan hata ve yanlışlara bir bedel yüklemez. Genç İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Muhammed Samet Akkaya'nın gündeme ilişkin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklaması. Seccadeler dinimizin bir emri olan namazla bizleri Allah'a kavuşturan manevi bir değeri bulunan önemli hassasiyetlerimizdendir. Dinimiz İslam hoşgörüyle birlikte kolaylaştırmayı, sevdirmeyi ve nefret ettirmemeyi emreder. Kusurları hoş görmeyi emreden dinimiz bilinmeden yapılan hata ve yanlışlara bir bedel yüklemez. Hoşgörü ayı olan Ramazan ayımızda bu tür bilinmeden yapılan hata ve yanlışlar hoş görülmeli diyor. Önemli hassasiyetlerimizdendir demişler seccade için. Bu da tartışmalı bir mesele. Az önce Hayri Kırbaşoğlu hocanın, ilahiyatçı profesör doktor Hayri Kırbaşoğlu hocanın bir mesajını gördüm. Seccade din mi? Peygamber ve ashabı toprak zeminde kılıyordu namazlarını. Nereden çıktı bu seccade kutsaması? Bütün dert din istismarı, dini politik amaçla kullanmak demiş Hayri Kırbaşoğlu. Onun değerlendirmesi de böyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı açtı demiştim. Gençlere bir mesajı var. Gençlerin yoğunlukla kullandığı bir internet uygulaması, bir aplikasyon. TikTok video paylaşım sitesi diyor ki gelmez dediniz ama geldim. 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum. Takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım. Şimdi geçelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli ikramiyelerine zam vaadine. Daha doğrusu emekli ikramiyelerini asgari ücrete bağlayacağım, sabitleyeceğim vaadine. İki dini bayramda emekliler ikramiye alıyorlar biliyorsunuz. Ve bu CHP'nin projesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu bu vaatte çok uzun zaman önce bulunmuştu. Erdoğan da bu vaat karşısında emeklilere iki bayram ikramiye bağlamıştı. En son yapılan zamla 2000 liraya yükseltildi bayram ikramiyesi. Emeklilerin beklentisi bunun çok üzerindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu dün dedi ki 8500 liraya asgari ücret seviyesine yükselteceğim. Asgari ücret yükseldiğinde emekli ikramiyeleri de yükselecek dedi. Dahası Mayıs'ta seçimden önce Ramazan Bayramı var biliyorsunuz. Seçimden sonra da Kurban Bayramı var. Kılıçdaroğlu diyor ki Ramazan Bayramı'nda bu vaadi uygulayacağım diyor. Henüz iktidara gelmeden. Yani
Ramazan bayramında 2000 artı 6500 lira alacak emekliler, Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa eğer 2000 artı 6500 lira alacaklar. 8500 lira da Kurban Bayramı'nda alacaklar. Bu da şu anlama geliyor: Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin lira bayram ikramiyesi yatacak. 15 bin lira bayram ikramiyesi yatacak. Şimdi Profesör Doktor Öner Günçavdı hocam, ekonomist, internet bağlantısıyla yayınımıza. Hocam merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Şu, bu meseleyle alakalı şunu merak ettim ben. Kemal Kılıçdaroğlu emeklilere iki bayram ikramiye vereceğini daha önceden söylüyordu. Ve işte bunun bir karşılığı olduğunu da gördü Erdoğan seçmende, emeklilerde, ve emeklilere iki bayram ikramiye vermeye başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu vaatte bulunduktan sonra bunu doğru bir, etkili bir vaat olarak gördünüz mü? Onunla ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Acaba Erdoğan ne yapacak? Emekliler bayramdan önce bir ikramiye zammı, beklemedikleri bir zam alabilirler mi? Böyle bir ihtimal var mı hocam? İnşallah. Şimdi bunun etkili bir öneri olup, iddia olup olmadığını anlayabilmek için daha önce biliyorsunuz emekli ikramiyeleri uygulamasının nasıl devreye girdiğini görmek lazım, hatırlamak lazım. Bu da yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir projesiydi ve iddiasıydı, vaadiydi ve bu iktidara gelmeden, şey de yapmadan, kredisini de vermeden Sayın Kılıçdaroğlu'na iktidar bunu benimsedi. Herhalde uygun gördü, herhalde doğru bir uygulama olarak gördü ve bayram ikramiyesi uygulaması devreye girdi. Şimdi, bu vaat yüzünden oy kaptırabiliriz. Onun önüne geçelim hesabı da yapılmış mıdır hocam? Kesinlikle yapılmamış olsaydı niye böyle bir uygulamaya gidilseydi? Dolayısıyla bunun gibi birçok uygulama var. Mesela EYT meselesi var. Yine Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu sahiplenmişti. Bu konuyu gündeme getirmişti. Onun hemen arkasından iktidar bu konuda bir adım atma ihtiyacı duydu. Bunun gibi birçok uygulamalar var. Dolayısıyla hani eskiden hatırlarsınız siz İnan Bey, Sayın İnönü'ye sorulurdu, denirdi ki işte siz iktidara geldiğinizde nasıl bir ekonomi politikası uygulayacaksınız, anlatır mısınız denirdi. O zaman Turgut Özal'ların bulunduğu dönemlerde rahmetli de gazetecilere ya ben enayi miyim, bunları anlatayım da kopya mı çeksin derlerdi. Biz de bunu hoş bir şekilde işte tebessümle karşılardık. Oysa gerçek oldu. Demek ki doğruymuş. Demek ki Erdal İnönü'nün o gün söyledikleri bugünlere ışık tutuyormuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı birçok proje bu şekilde iktidar tarafından taklit ediliyor. Şimdi bu kısmını bir tarafa bırakırsak şuna dikkat çekmek isterim. 20 yıllık bir iktidar dönemi var. İyisiyle kötüsüyle biz bunları geçtik. Olumlu şeyler olmuştur, olumsuz şeyler olmuştur. Ama artık geldiğimiz noktada Türkiye'de ciddi bir problem var. Nedir problem? Bir gelir dağılımı problemi var. Bir yoksulluk problemi var. Bir gelirler politikası eksikliği var. Türkiye'nin özellikle bu enflasyonist ortamda vatandaşın refahını arttırabilmek için, bu bahsettiğim problemlerle baş edebilmek için mevcut koşullarla uyumlu bir gelirler politikası uygulaması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı bundan farklı bir şey değil. Yani diyor ki bugün fiyatların geldiği noktada, bugün kurların geldiği noktada Türkiye ekonomisinde bu fiyatlarla, bu gelirlerle insanlar yaşayamazlar. Mevcut alışık oldukları hayat standartlarını koruyamazlar. Bu bugün için emekliler olabilir, yarın ücret gelirleri olabilir veya başkaları olabilir. Bunlar aşama aşama bir şekilde gündeme gelecek. Siz de biliyorsunuz ki Türkiye'de şu anda ciddi bir gayrimenkul fiyatlarındaki sıkıntılar, değil mi? Yüksek kiralar ve satın alması mümkün olmayan ev fiyatları
söz konusu. Ne diyoruz biz? Bu fiyatlara neden itiraz ediyoruz? Çünkü Türkiye'deki gelirlerin bu fiyatlardan ev kiralamaya, gayrimenkul sahibi olmaya yetmeyeceğini biz biliyoruz. Dolayısıyla burada bir problem var. Problem gelirlerde. Fiyatları siz arttırdığınız zaman ve gelirler de sabit kalıyorsa insanlar fakirleşiyor demektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu politikası aslında garip bir şey, garipsenecek veya gülümsemeyle geçilebilecek bir proje değil. Türkiye ekonomisinde bir açmaza, bir probleme parmak basıyor. Emeklilerin problemini gündeme getiriyor ve bunu ortadan kaldırabilmek için de emekli gelirlerine devlet üzerinden bir transfer önerisinde bulunuyor. Benim kanaatime göre bu seçimlere gitmeden önce, seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da, ki kamuoyunda da bilinir hani bu tip şeylere hassasiyeti olan bir kişiliktir, ki geçmiş dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok projesini kendilerine mal etmiştir Sayın Cumhurbaşkanımız, dediğim gibi. Bunu da kendisine mal edecektir. Burada kazanan tabii ki toplum olacaktır. Yani burada hocam seçimden önce emekliye bir Kılıçdaroğlu zammı gelebilir mi diyorsunuz? Gelirse iyi olur. Yani bu rekabet sonuçta vatandaşın menfaatine olur ve bu konuda da bir şüphem yok. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu parmak bastığı nokta hassas bir noktadır. Karşı toplumda karşılığı olan bir noktadır. Dolayısıyla doğru bir noktaya parmak bastığı için de taklit edilme ihtimali yüksektir. Bir de somut bir vaat değil mi hocam? Yani diyor ki Kurban Bayramı'nda 15 bin lira hesabınıza yatacak diyor. Yani zam yapacağım, emeklilerin durumunu iyileştireceğim, emeklilerimiz çok kötü durumda, maaşlarını artırmak lazım falan değil. Evde iki emekli varsa Kurban Bayramı'nda hesaplara 30 bin lira para yatacak diyor. Bu önemli bir transfer yani emekliler için. Evet. için. Dolayısıyla dikkatle izlenmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Peki hocam bunun parasının hazır olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Parası hazır dedi. Ne demek istiyor parası hazır derken? Nasıl? Daha iktidara gelmedi ki bunun parasını nasıl hazırlamış olabilir Kemal Kılıçdaroğlu? Şimdi efendim Türkiye'nin şu acil olarak çözüm getirmesi gereken konulardan bir tanesi bu eşitsizliklerin ve yoksulluk meselesinin çözülmesi olduğunda hemfikiriz artık. Yani bütün toplum bu konularda hemfikir. Dolayısıyla bu noktadan sonra Türkiye'nin artık yeni bir köprü yapması, ne bileyim işte tünel yapması, kullanılmayan yolları yapmasının alemi yok. Yani Türkiye'de şu andaki 2023 bütçesindeki yatırım kalemlerini bir süreliğine, oradaki öngörülen yatırımları bir süreliğine erteleyip belli kesimlere yapılan transferleri bir süreliğine ortadan kaldırıp buradaki gelirleri, buradaki kaynakları vatandaşa aktarmada bir risk görmüyorum ben. Yani 3-5 tane müteahhite yapacağınız transferi milyonlarca emekliye yapmakta bir sakınca görmüyorum açıkçası. Sanırım Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha iktidara gelmeden, rakamlara hakim olmadan söylemeye çalıştığı şey üstü kapalı olarak budur. Öncelikler başka diyor. Bizim önceliklerimiz başka diyor yani. Cumhurbaşkanı sırtında küfe yok onların demişti. Hocam bu mesele sırtta bir küfe taşıma meselesi midir, yoksa işte bütçeyi yaparken önceliklendirme meselesi midir? Kaynakları işte emekliye, çalışana, memura, işçiye mi aktaracaksınız, yoksa işte söylediğiniz gibi beşli müteahhitlere mi aktaracaksınız? Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki siyasetçidir. Bunları zaman zaman söyler. Evet. Ama biz yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan EYT konusunda da benzer bir çıkışı duymuştuk. Ama daha sonra o çıkışın 180 derece farklı bir başka aksiyon planı gündeme getirdi ve EYT meselesini meclisten geçirdi. Dolayısıyla söylediklerini siyasetin fıtratında olan bir şey olarak ben düşünüyorum ve çok üzerinde düşünmenin de gerekli olmadığını sanıyorum. Peki. Yani bu inan Bey, bu
sadece muhalif seçmenin muhalif seçmen nezdinde kabul görecek bir öneri değildir. Bu aynı zamanda AKP tabanına yönelik bir saldırıdır. En azından AKP cephesinden konuya bu şekilde yaklaşılabilir. Elbette. Tabii ki hocam haklısınız. Yani siyasetçiler işte yani evet Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir vaatte bulunmuş emeklilere dediğinden diye kendisine sorulduğunda aa çok iyi fikirmiş biz hemen bunu hayata geçirelim demeyecek yani. Aleyhte bir takım şeyler söyleyecek. Siyasetin doğasında bu var. Fakat şöyle değerlendiriliyor ya iktidar kanadından. Bunun parasını nereden bulacaklar? Bol keseden dağıtmak kolay. Devletimizin öyle imkanları olsa biz zaten bunu yaparız. Yok ki yapamıyoruz. Yani olsa dükkan sizin de yok yani. Ne yapalım biz ne yapalım diye anlatılıyor ya mesele. Ona dikkat çekmek için sormuştum. Konu bu değil yani. Önceliklendirme konu tabii ki. Kesinlikle bütçe öncelikleriyle ilgili bir husustur bu. Hükümetin de bu konuda kaynak aradığını biliyoruz. Ya da bu ekonomik açmazlardan kurtulmaya çalıştığını biliyoruz. Aksi takdirde modası geçmiş politikalara neden tekrar dört elle sarılsın ki? Neden Mehmet Şimşek beyefendiyi işte Londralardan Türkiye'ye getirmeye çalışsınlar ki. Yani biz bir süreden beri Mehmet Şimşek'in ismiyle yatıp kalkıyoruz. Tamam ama soracaktım hocam. Hiç kimse AKP cenahına sormuyor ki neden böyle bir ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Bakın bugün Sayın Bakanımız Nebati çıktı. Televizyonlarda bir şeyler söyledi. Kendisi biliyorsunuz enflasyon konusunda da çok umutluydu. Seçimlere işte düşük enflasyonla gideceğimizi tek haneli enflasyonla gideceğini söylüyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Şimdi onun yerine kuzey etiyle dana eti arasındaki farklar televizyonlarda konuşulmaya çalışılıyor. Gazeteci arkadaşlar da bunları kendisine soruyor. Şimdi asıl sorulması gereken Nebati Bey burada dururken neden Mehmet Şimşek Bey isminde bu kadar ısrar ediliyor? Bugün mesela sabah gazetelerde bir gazetede görmüştü. Bir hanım gazeteci yazmıştı. Hande Fırat, hala verdik hocam onu. Tam biraz açayım mı hocam? Şimdi Mehmet Şimşek Erdoğan'ın gel siyasete geri dön ekonominin de başına geç teklifini reddetti. AK Parti genel merkezinde yapılan görüşmede reddetti. Halbuki işte kabul edeceği düşünülüyordu, bunun için hazırlık yapılmıştı vesaire. Sonra gitti Mehmet Şimşek, benim işlerim var Londra'da dedi, teşekkür ettiğini söyledi falan filan. Fakat iktidar şuna dehşetle ihtiyaç duyuyor. Yani tamam Mehmet Şimşek teklifi reddetti, gitti, kabul etmedi. Ama hala işin içinde bir yerlerde duruyor. İşte Hande Fırat söylediğiniz gazeteci yeni ekonomi programını Mehmet Şimşek'in yazacağını yazmış. Yani ona bu haber verilmiş. İşte ya da böyle yazması istenmiş ki o da yazmış. Şimdi buna neden ihtiyaç var hocam? Bilmiyorum yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP yetkilileri ekonomik programın başarılarından bahsediyorlar. Hatta başarısız bu program başarısızdır. Bu programla bir yere gidilmez diyen insanları da iktisatçılar mandacılıkla suçluyorlar. Demek ki tekrar mandacılığı keşfettiler. Yani onlar da mandacıların peşinden gitmeyi arzuluyorlar. Yani bu mevcut iddia ettikleri ve uyguladıkları ve hatta Türk vatandaşının sırtına bunca maliyeti yükleyen bir ekonomik modeli neden terk etmek istiyorlar? Buna alternatif olabilecek modeli neden Mehmet Bey'e yazdırmak istiyorlar? Kaldı ki İnan Bey, Mehmet Bey'in yazacağı ekonomi programı Millet İttifakı'nın mutabakat belgesinde binlerce sayfayla ifade edildi zaten. Gerek yok ki, alın kullanın işte. Yani Mehmet Bey'in peşinde koşmanıza gerek yok. Şimdi benim anladığım kadarıyla hükümetin politikalarının bir çıpası kalmadı. Yani çıpa dediğim ekonomideki beklentileri yönetebilecekleri, beklentileri bağlayabilecekleri credible bir isim bulamıyorlar. Yani bu isim olarak da işte Mehmet Bey'i daha konvansiyonel politikaları uygulayan, uluslararası piyasalarda
tanınırlığı olan bir kişi üzerinden bu kredibiliteyi yaratmak istiyorlar. Burada yanlış düşünüyorlar. Çünkü mesele Mehmet Bey, Ahmet Bey meselesi değil. Mesele Türkiye'deki şu andaki yönetim modelidir. Mehmet Bey'i hallettiniz, Ahmet Bey'i hallettiniz. Peki Kızılay'ın başındakini nasıl halledeceksiniz? O da işte bu sistemin bir arızasıdır. Veya başka herhangi bir kurum keza aynı şekilde odun halletmeniz de aynı şekilde mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu sorunlara yani bütün kurumlarda karşı karşıya kaldığımız sorunların temel sebebi şu andaki yönetim şeklimizdir. Düşünsenize hangi kuruma güveniyoruz Allah aşkına bilmiyorum. Son zamanlarda ceza yediniz mi kanal olarak ama yani her gün ilgili ilgisiz birçok konudan ceza kesilebiliyor. Şimdi böyle bir sistem içerisinde Mehmet gibi bir insanın gelip de buradan bir çıkış reçetesi yazması mümkün değil. Çünkü birinci madde demokrasi diyecek. İkinci madde şeffaflık diyecek. Hesap verilebilirlik diyecek. Orada bitecek. Çünkü şu andaki sistemde hesap verilebilirlik yok. Şu andaki güç dengesi, güç koalisyonu hesap vermem diyor. O yüzden adliyeleri kullanıyorlar. O yüzden kamu kuruluşlarının başındaki insanları çoğunluklarını kullanarak kullanmaya çalışıyorlar diyelim. Dolayısıyla böyle bir sistemi niye terk etsin ki? Bu yüzden Mehmet Bey meselesi değil. Yani isimler üzerinde durmayalım. Türkiye'nin önümüzdeki seçimi bir A kişisiyle B kişi seçimi değildir. Önümüzdeki seçim 2018'deki daha önceki çok özür dilerim bir referandumdur. Yani biz önümüzdeki dönemde 14 Mayıs'ta biz iki yönetim modeli arasında tercihte bulunacağız. Çok net ifade etmek isterim ki Türkiye'deki bu yönetim modeli yönetim şekli değişmeksizin Türkiye'de herhangi bir iktisadi başarıya ulaşabilmemiz mümkün değildir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu yönetim modelinin vücut bulmuş şeklini temsil eder. Yarın başka biri keza aynı şekilde. Ama bu model sonuçta isimlerden bağımsız olarak bir şekilde kusar. Yani bu sistemden hayır gelmez. Dolayısıyla acil bir şekilde parlamenter rejime ve hesap verilebilir şeffaflığı esas alan bir modele dönmemiz lazım. Kuvvetler ayrılığını tekrar tesis etmemiz lazım. Peki. Öner Hocam çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun, eksik olmayın. Rica ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Öner Günçaldın'ın da söylediği gibi mesele program meselesi. Mesele işte hukuka, demokrasiye bağlı olma meselesi. Eğer öyle olursa ekonominin başında kim olduğunun da bu kadar önemli olmasına gerek yok. Mehmet Şimşek'e de bu kadar ihtiyaç yok. Tıpkı 15 yaşındaki seçmenlere ihtiyaç olmaması gibi. Yani Muharrem İnce'nin dün akşam Habertürk Televizyonu'nda söylediği o laf. Seçmen yaşı 15 olsa ben bu işi bitiririm açıklaması gibi. Ama değil. Seçmen yaşı 15 değil. Hadi 15 olsa ne olacak? O da tartışmalı da. Ama değil işte. Oyunu kurallarına göre oynamak gerekiyor. O yüzden Mehmet Şimşek gelse bile ekonomi bu biçimde yönetilmeye devam edecekse değişen bir şey olmaz diyor Öner Günçavdı. Şimdi bir reklam arası verelim. Sonra devam edelim. Bu Muharrem İnce'nin o sesini de dinleteceğim size. Dün akşam Habertürk Televizyonu'nda yaptığı açıklamayı da dinleteceğim. Sinan Ateş cinayetini konuşacağız. Soruşturma ne durumda? Soruşturmanın karartılması için bir takım girişimler de mi bulunuyor? Bir karanlık el soruşturmanın üzerinde mi? Ersan Atar gazeteci konuğumuz olacak. Reklamdan sonra bekliyoruz. Takif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Memleket Partisi Cumhurbaşkanı, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Muharrem İnce diyor ki, seçmen yaşı 15'e düşürülse ben birinci turda Cumhurbaşkanı olurum. Şu anda var ya, birinci turda almanın bir tane yolu var. Tek bir yolu var. Söyleyeyim mi size? Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım. Ben de Twitter'a şöyle yazdım. Bizi
15 yaşındaki gençler de izlese biz de reytingde ilk ikiye gireriz diye yazdım. Muharrem İnce birinci turda düşürürüz demiş. Ben daha mütevazıyım. İlk ikiye gireriz diye yazdım. En azından ikinci tura kalabiliriz diye yazdım. Seçmen yaşı 15 değil maalesef. Ve Twitter'da, sosyal medyada esen o rüzgar, tırnak içinde Muharrem İnce büyük destek aldığını söylüyor gençlerden. O da öyle mi? Yani sandığa öyle yansıyacak mı? Twitter'da esen rüzgar sandık rüzgarı mı demektir? Bunu da bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Oyunu kurallarına göre oynamak gerekiyor. Beklentileri de kurallara göre inşa etmek gerekiyor. Aynı Mehmet Şimşek ve Nurettin Nebati karşılaştırmasında olduğu gibi. Seçmen yaşı 15 değil maalesef. O yüzden seçimi birinci turda kazanamayacaksınız. Şimdi geçelim Hüdapar'a. Cumhur İttifakı'nın ortağı, bir nevi ortağı haline gelen Hüdapar'a. Hüdaparlı yöneticiler AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekler. Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldılar biliyorsunuz. Şimdi 10 yöneticilerden biri Şehmuz Tanrıkulu, Hüdapar'ın genel idare kurulu üyesi, eski genel başkan yardımcısı, önemli bir isim yani partide. Bugün şöyle bir tweet attı Şehmuz Tanrıkulu. Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı, ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüzle barışık Hüdapar ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. ABD size yar olmayacaktır. Demiş. 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. İslam düşmanı kim? Hüdapar İslam düşmanını nasıl tarif ediyor? Mesela ben hayatımı dinin emrettiği kurallara göre yaşamak istemiyorum. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum diyenler. Ben İslam dinine de inanmıyorum, Allah'a da inanmıyorum diyenler. İslam düşmanı mı kabul edilecek mesela? İslam düşmanı kim? Hüdapar nasıl bir İslam düşmanı tarif ediyor? İslam düşmanı acaba Hüdapar'a göre şu olabilir mi? Biliyorsunuz farklı farklı İslam anlayışları var, mezhepler var. Herkes kendi algılayış biçiminin doğrusu olduğuna inanıyor. Farklı yorumlar var. Farklı işte ayetlerden farklı sonuçlar çıkarılabiliyor. Farklı biçimde değerlendirilebiliyor. Farklı yorumlar yapılıyor. O farklı yorumları yapanlar, Hüdapar'ın İslam anlayışını paylaşmayanlar İslam düşmanı olabilirler mi acaba? Aile karşıtı ahlaksızlar. Aile karşıtı ahlaksızlar, LGBTİ bireyleri kastediyor burada. Mesela Hüdapar onları ne yapmayı düşünüyor? Lezbiyenleri, geyleri, biseksüelleri, transseksüelleri ne yapmayı düşünüyor? 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır ne demek? Sonla kastedilen nedir? Son. En büyük son ölümdür biliyorsunuz. Hepimizin son durağı. Mesela bu mudur sonla kastedilen? Sonun başlangıcı olacaktır. Bir son var, bir de onun başlangıcı var. Yani 15 Mayıs Hüdapar için artık yeni bir eşik anlamına geliyor. Demek ki. Bu tweet duruyor yerinde, silinmedi hala şu vakte kadar. AK Parti yöneticileri, MHP yöneticileri, Büyük Birlik Partisi yöneticileri, Yeniden Refah Partisi yöneticileri bu tweet hakkında ne düşünüyorlar acaba? Hüdapar'ın genel başkan yardımcılığını yapmış, şu anda da genel idare kurulu üyeliği görevinde bulunan bir isim bu tweet'i nasıl atabiliyor? Memleketin büyük bir çoğunluğunu nasıl hedef haline getirebiliyor? Bakalım buna ilişkin bir açıklama gelecek mi? Hüdapar'dan bir düzeltme gelecek mi acaba? Bekleyeceğiz, göreceğiz, takip edeceğiz. Devam edelim yine. Hizbullah davasının sanıklarından biri Abdülkuddüs Yalçın. TRT'de dini program yaptığı ortaya çıktı. Hapiste yatmış Hizbullah davasından, sonra tahliye edilmiş Abdülkuddüs Yalçın. TRT'de dini program yapmış. Neden cezaevindeymiş biliyor musunuz? Gaffar Okka'nın katillerine
eğitim verdiği için üstelik 9 yıl hapis yatmış. Sonrasında da TRT'nin kapıları ona açılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Devlet kanalına çıkan görüntüdeki isim Abdülkudüs Yalçın. Gaffar Okan'ın katillerine eğitim vermekten hapis yattı. 2019 yılında TRT Onur Ramazan sohbetlerinde Molla Abdülkudüs ismiyle ekrana çıkardı. Tamamıyla yerli ve milli bir yapı ve bu yapıyla ilgili zaten yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim yol yürümemiz de mümkün değil. Hüdapar'da Cumhur İttifakı'na desteğini bundan dolayı açıkladı. Bu desteği çok önemli ve kıymetli buluyorum. Hizbullah'ın cinayetlerinden biriydi Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan suikasti. Abdülkudüs Yalçın da Okan'ın katillerine örgütsel eğitim verdiği için 9 yıl hapis cezası almıştı. Sözcünün haberine göre Abdülkudüs Yalçın TRT Kürdi'de 2019 Ramazan ayı boyunca dini dersler verdi. Covid-19 salgını ile ilgili ekranlarda korona duası okudu. Akşamları canlı programlar yaptı. Ve TRT Kürdi'nin paylaşımlarına bakıldığında bu programlara yakın tarihe kadar devam ettiği görülüyor. Kadın ister genç olsun, ister yaşlı, ister orta yaşlı fark etmez. Namahreme selam vermek. Yani bu ister akrabalardan olsun, mesela dayı oğlu, teyze oğlu, ne bileyim hala oğlu gibi. Yani nikahın kıyılabildiği kimseler olursa bir genç bayanın bir genç erkeğe selam vermesi en azından mekruhtur. Yalçın 1992'de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyanet'e bağlı bir imamdı. O dönem fıkıh dersleriyle Hizbullah'a taban kazandırdı. Gaffar Okan suikastinin faillerinden Recep Dünük ve Şener Dünü'ye örgütsel siyasi eğitimler verdi. Ayrıca Hizbullah'ın üst sorumlusuna da rapor verdiği belirlendi. 9 yıl hapis cezası aldı. Seçme, seçilme ve siyasi haklardan men edildi. Merkez sağ, merkez sol ve tam sağ, tam sol partiler diyebiliriz. Kardeşi Abdülsamet Yalçın da ağabeyi ile birlikte yargılandı. Hizbullah'ın öldürülen lideri Hüseyin Velioğlu ile birlikte eğitimlere katıldığı biliniyor. Şu an Hüdapar'ın genel idare kurulu üyesi ve partinin Irak Erbil temsilcisi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde de Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı oldu. Toplumun %99'u Müslümandır. Evet. Sağcı değil, solcu da değil. Milliyetçilik de ithaldir. İslam milliyetçiliğe, ırkçılık manasında milliyetçiliğe şiddetle karşıdır. Abdülsamet Yalçın'ın son paylaşımlarından biri siyasette süren seccade tartışmasına ilişkindi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Hüdaparlı isim, halkın bu durumda yapacağı şey netleşmiştir. Değerlerini ayaklar altına alan tehlikeli zihniyeti bir daha başını kaldırmayacak üzere halk sandığa gömecek ve üzerini kapatacaktır diyerek muhalefete hedef aldı. Gaffar Okan'ın katillerine eğitim verdiği için 9 yıl hapis yatan Hizbullah sanığı TRT'de program yapıyor. Dini meselelerde ahkam kesiyor. Dini anlatıyor. Halkımızı anlatıyor. Dini anlatıyor. Ve biz bunu şimdi öğreniyoruz. Yani Hüdapar Cumhur İttifakı'na katıldığı vakit bu mesele ortaya çıkıyor. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Şimdi geçelim Sinan Ateş soruşturmasına. Ülke Ocakları, eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Ankara'nın orta yerinde bir suikast sonucu öldürülmüştü. 90 günden fazla zaman geçti üzerinden. Dün T24 internet sitesinden Asuman Arancı bir haber yaptı. Dedi ki, savcı Ayhan Ay, soruşturmaya bakan savcılardan biri dosyadan alındı, soruşturmadan alındı dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu haber üzerine bugün bir açıklama yaptı. Dün T24'ün haberini size aktarmıştım. Başsavcılığın açıklaması da şöyle. Anılan haberin yalan haber niteliğinde olduğu belirtilmiş başsavcılık tarafından. Adı geçen savcımızın hali hazırda soruşturmada görevi devam ediyor. İkinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır. Tolgağan Demirbaş, MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınmak istenmişti. Sonrasında ikinci bir gözaltı girişiminde bulunulmuştu. O işte talimatı veren savcı, soruşturmadan el çektirildiği iddia edilen savcı Ayhan Ay, o savcı. Anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur diyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi birazdan bunu Ersan Atar'la, kısa dalga yazarı Ersan Atar'la konuşacağız. Bu açıklamayı, soruşturmadaki son durumu konuşacağız. Ama
Önce Alparslan Türkeş'in kızının Ay Yüce Türkeş Taş'ın babasının ölüm yıl dönümünde Sinan Ateş cinayetine ilişkin yaptığı açıklamayı aktarmak istiyorum size. Ciddi Gazete adlı bir internet sitesinde bir yazı kaleme aldı Ay Yüce Türkeş. Diyor ki kaleme aldığı yazıda, cinayetin destekçileri korunuyor diyor, MHP'yi kastederek, MHP'deki kimi isimleri kastederek. Ankara'nın göbeğinde en güvenlikli olan yerde, gündüzün ortasında, gözler önünde koskoca ülke ocaklarının eski başkanı katlediliyor. Ne acıdır ki bu katliamın destekçilerinin de Türkiye'nin sigortası olan MHP'nin aktif üyeleri olduğuna dair bir sürü kanıt, belge ortaya çıkıyor. Ama MHP'den bu katliamla ilgili tek bir açıklama ya da hareket gelmezken bu destekçiler hala korunuyor. Hatta hakkında katliama karışan kişiyi apaçık korumakla ilgili bir sürü iddia olan MHP milletvekili şahıs 14 Mayıs seçimlerinde aday adayım diye sosyal medyada bir sürü fotoğraf yayınlıyor. Ve bu olay hiç yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Sözün bittiği yer. Bugün Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkeş'in mezarına gidip dua okudu. Oğlu Tuğrul Türkeş de yanındaydı. Ay Yüce Türkeş'in söyledikleri böyle. Ay Yüce Türkeş Taş. Bunu da konuşacağız birazdan Ersan Atar'la. Aktarmak istediğim bir haber daha var bu meseleyle alakalı. İyi Parti Sinan Ateş'in öldürüldüğü noktaya bir afiş astı. Afiş şu. Sinan Ateş'in vurulduğu yer burası Ankara'da. Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız diyor. Meral Akşener'in de imzası var. Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz de bu meselenin üzerine zaman zaman eğiliyoruz. Soruşturmadaki son durumun ne olduğunu takip ediyoruz. Şimdi kısa dalga yazarı Ersan Atar internet bağlantısıyla yayınımızda. Ersan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi yayınlar İnan Bey. Teşekkür ederim. Şimdi başsavcılığın yaptığı açıklama diyor ki işte soruşturmadan el çektirildiği doğru değil savcının. Dosyada duruyor. Ben bununla ilgili birkaç telefon görüşmesi yaptım bugün. Benim öğrendiğim şu, size de benzer bilgiler var mı ya da teyit eder misiniz bilmiyorum. Savcı evet, soruşturmada duruyor, el çektirilmedi ama pasifize edilmiş savcı. Yani soruşturma ile ilgili bir tasarrufta bulunmasına da izin verilmiyor diye öğrendim ben. Evet. Bilginiz doğru. Şöylesine bir katkıda bulunabiliriz. Şimdi bir bakıma deyim yerindeyse ılışlandı. Yani biraz soğuk suyun içerisine sıcak su katılması gibi ılışlanmak kelimesini kullanabiliriz. Daha öncesinde sizin yayınınızın içerisinde de belirttiğiniz gibi Ankara'nın deneyimli savcılarından Ayhan Ay soruşturma yürütüyordu. Başından beri Ayhan Bey vardı. Zaten o günde nöbetçi savcıydı Ayhan Bey. Daha sonrasında işte sizin az önce yayında hatırlattığınız gibi bir iki kez gözaltına alınması veyahut da mevcutlu getirilmesi daha sonra söz konusu oldu. Önce gözaltına alınması yönünde talimat verildi, alındı. Fakat savcının önüne Ayhan Ay'ın önüne Tolgahan Demirbaş'la ilgili öyle bir dosya geldi ki içi boştu. Tıpkı işte Adil Öksüz'ün 15 Temmuz sonrasında 18 Temmuz'da savcının karşısına çıkarıldığında Adil Öksüz'ün kimliğinin ne olduğunun belli olmaması gibi içi boş bir şey geldi. Ve dolayısıyla Tolgahan Demirbaş o dönemde serbest bırakıldı. Tolgahan Demirbaş kimdi? Onu da bir hatırlatalım. Ersan Atar soruşturmadaki. Tabii ki Tolgahan Demirbaş burada Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Erol Özyağcı'nın Gölbaşı'ndan İstanbul'a götürülmesini sağlayan kişi. Evet. Bu kişi kimdi? Bu kişi cinayetten hemen sonrasında Ankara'da gözaltına alınmak istenmişti. Nitekim bizim daha öncesindeki bildiğimiz bilgilerimize göre de, aktardıklarımıza göre de olay sırasında Tolgahan Demirbaş cinayet sırasında cinayet yerindeydi.
Ve ondan sonrasında daha sonra Ankara'da Ümitköy tarafında bir eve gitti. Bu ev kimindi? Bu ev aslına bakarsanız MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evi değil. Dikkat edilirse Olcay Kılavuz'un kullandığı ev denir tabir olarak. Bulunduğu evde sanki, deniliyor. Bulunduğu evde. Bulunduğu ev, kullandığı ev derken hani böyle şey olmasın, amiyane bir tabir olmasın. Tam tersine bu ev MHP milletvekillerinin, sadece Olcay Kılavuz'un değil, birkaç MHP milletvekilinin orada buluştukları, görüştükleri, ki görüşmelerini burada yaptıkları, Ankara'ya kısmen kenar bir yerde, yani Ankara'nın iyi bir semtinde bu ev ama kısmen de kenar bir yerinde. Böyle bir ev, Tolga'nın Demirbaş böyle bir evde gözaltına alınıyor ilk başta. Nasıl oldu bu? İki polis, cinayet bürodan iki polis, asayişten düzeltiyorum, iki polis gittiler ve Tolga'nın Demirbaş'ın burada olduğunu zaten HTS kayıtlarından belirlemişler. Gittiler, almak istediler. O zamanlardaki haberleri de hatırlar izleyicilerimiz. Burada evde kapısı çalındığında kim çıktı? Olcay Kılavuz çıktı kapıya. Dedi ki gidin sizin sahibiniz gelsin şeklinde gönderdi polisleri. Orada tutanak tutuldu. Biraz sonra belki de o tutanak bölümüne de geleceğiz. Geleceğiz. Orada tutanak tutuldu. Ondan sonrasında Tolga Demirbaş bir alındı, bir serbest bırakıldı, bir adli kontrolle şey oldu ve uzun bir süre sonra, neredeyse cinayetin üzerinden bir ay geçtikten sonrasında tutuklama işlemi gerçekleşti. Tolga Demirbaş böyle bir şey ve cinayet içerisindeki konumu ne? Tetikçiyi Gölbaşı'ndan İstanbul'a geri gönderen kişi, bunu organize eden kişi. Bu şekilde biliyoruz. Bilgilerimiz bu şekilde. Ne oldu? Savcı bölümünü konuşuyordu. Savcı Hasan Ay görevini devam ederken, çalışmaları, soruşturmasını devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Durmuş Ali Kaya isminde bir savcımız görevlendirildi. El çektirildi mi Hasan Ay? Ayhan Ay. Ayhan Ay, düzeltiyorum. Ayhan Ay el çektirildi mi dosyadan? Bu yayında Ayhan Ay çıksa dese ki siz görevinizi devam ediyor musunuz deseniz Ayhan Ay'ın vereceği cevap evet ben dosyada hala ilgiliyim. Dosyanın savcısıyım diyecektir. Ancak izleyicilerimizin bir kısmı bilmeyebilir, savcılar soruşturmayı yürütürlerken UYAP dediğimiz bir program üzerinden Adalet Bakanlığı'nın yani yargı sisteminin bağlı olduğu bir şey üzerinden. Ayhan Ay'ın bugün soruşturmaya ilişkin bazı bilgileri ulaşması veyahut da bazı talimatlar vermesi, ne olup bittiğini bilebilmesi o sistem üzerinden sınırlandırılmış durumda. Yani el çektirilmedi Ayhan Ay dosyadan. Ayhan Ay'ı bugün gidin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça size Ayhan Ay'ın bu dosyada hala ilgili olduğuna dair evrak gösterebilir. Doğrudur. Fakat bazı işlemleri yapması veyahut da dosyadaki bazı süreçleri takip etmesi o UYAP'ın özelliği gereği çok da mümkün görünmüyor. Anladım. Yani soruşturmada var ama yok. Sadece. Evet yani el çektirildi savcı Ayhan Ay bu dosyadan el çektirildi demek bu yönüyle doğru olmaz ama ne kadar dosyaya hakim olabiliyor bu bir soru işareti. Tamam, şimdi savcı meselesini anladık. Peki Ayhan Ay dosyadaki tek savcı değil, bir başsavcı vekili ve iki savcı var diyor başsavcılık açıklamasında. Esas evet. Peki onlar sonradan atanan isimler mi dosyaya? Şöyle olur. Bu olay da nitekim yılın başına denk geldi. Her yılın başında adliyelerde, özellikle büyük adliyelerde görev dağılımı, iş dağılımı gerçekleşir.
Burada Durdu Özer, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, izleyicilerimiz nereden bileceklerdir Sayın Başsavcı Vekili'nin ismini, nereden şey yapacaklardır? Bazı MHP'li isimlerle fotoğraflarından hafızalarında kalmış olabilir. Durdu Özer dosyanın başına o iş bölümü nedeniyle geldi. Yani özel olarak atandı dendiğinde yanlış çıkabilirsiniz, siz yalanlanabilirsiniz. Yani bir gazeteci olarak ben özel olarak atandı dediğimde, hayır, iş bölümünün gereği Durdu Özer Bey soruşturmanın başına geldi denecektir. Tamam. O aşamada Durmuş Ali Kaya da geldi savcı olarak. İkinci bir savcı, soruşturma çok kapsamlıydı dendi, doğrudur. Durmuş Ali Kaya da geldi. Peki ne oldu söyleyin adını, Tolgahan Demirbaş adliyeye geleceği zaman izinli olması meselesi var ya savcının. İki savcı bakıyor. Ayhan Ay o gün resmi olarak izinli değil. Benim bildiğim kadarıyla bir yakınının çok da zorunlu olmayan bir tıbbi müdahale süreci var. Bu özel yaşamına ilişkin olduğu için bu kadarını belirtebilirim. Bir yakınının çok da zorunlu olmayan bir tıbbi müdahale şeyi var. O gün adliyeden o nedenle ayrılıyor. Ve işlemi ikinci bir savcı var ya, Durmuş Ali Kaya. İşlemi o yapıyor. Anladım. Yani hangi işlemi? Tolgahan Demirbaş'ın tutuklanmadan adli kontrolle hakimliğe, suç ceza hakimliğine gönderilmesi sorgu işlemini ikinci savcı bu şekilde yapıyor. Yani bir izinli olma durumu yok ama fiili olarak Ayhan Ay izin almış, yıllık izni almış durumda veyahut da ben bir hafta yokum demiş durumda değil. Bir yakınının çok da zorunlu olmayan bir tıbbi müdahale o gün adliyede değil. Gayet anlaşıldı. Ben anladım. Şimdi bir de tutanak meselesi var. Bugün başsavcılık açıklama yaparken bu mesele soruldu. Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde Tolgahan Demirbaş gözaltına alınırken kaleme alınan tutanak soruşturma dosyasında var mı yok mu diye soruldu. Başsavcılık da hayır yok dedi. Hayır yok dedi. Tolga Şardan T24 yazarı da şöyle bir yazı kaleme almıştı. O gün oraya giden polisler, o tutanağı hazırlayan polisler büyük baskı altına alındılar. Bu baskı neticesinde emekliliklerini istediler ve emekliye ayrıldılar diye yazmıştı. Şimdi bu tutanağın dosyada olmaması hayatın olağan akışına uygun mudur yargıçların deyimiyle? Şimdi bu soruşturmada hiçbir şey olağan gitmiyor. Onun için bu böyledir değildir. Yani bir sefer şu soruluyor, izleyicimizde daha net şey olması için. Başsavcı vekiline, başsavcıya, Ankara Cumhuriyet Başsavcısına şu soru soruluyor. Tolgahan Demirbaş'ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin haberler var. Buna ilişkin bir bilgilendirme yapar mısınız? Başsavcımız o iddialar doğru değil diyor. Hangi iddialar doğru değil? Tutanak hiç tutulmadı mı? Bugüne kadar tutanak tutulmadı demedi Ankara Cumhuriyet Başsavcı. Buradan anlıyoruz ki bir tutanak tutuldu. Kaybolduğuna ilişkin iddialar doğru değil söylüyor. Tamam. Peki ondan sonra ikinci bir soru soruluyor. Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinden alındığına ilişkin tutanak var diyebilir miyiz? Diyemezsiniz. Ankara Cumhuriyet Başsavcısının gazetecilere cevabı bu. Evet. Şimdi bu durumda yani şunu demiş olmuyor mu Ersan Atar? Şunu demiş olmuyor mu? Evet, bir tutanak var ama dosyada yok. Ama dosyada değil. Dosyadan yani çıkarılmış yani. Dosyada bir başka tutanağın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu
teyide muhtaç bir bilgi, açıkçası belirtmek gerekir. Bunu bir iddia olarak da değerlendirebiliriz bilgiden ziyade. Yani bu iddiada Tolga Han Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evden alındığına ilişkin değil, başka bir yerden, hatta yolda giderken alındığına ilişkin gibi belirsiz bir şey. Yani yani böylelikle şu anda dosyada var olduğunu bildiğimiz, daha doğrusu bu yönde iddialar var, var olduğunu bildiğimiz başka bir tutanak var. Bu tutanak neden dışarıda tutuluyor, neden içeride var, yok şimdi? Bu tabii ki soruşturmanın niteliğiyle ilgili bir şey. Evet, şu iki tutanak arasındaki farkın bir altını tekrar bir çizelim Ersan Atar, bu önemli. Tutanağı şöyle olması lazım. Yani gittik, MHP'li Olcay Kılavuz'un, MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evde Tolga Han Demirbaş'ı gördük. Gözaltı işlemini başlattık falan filan diye giden bir tutanak. Olması gereken tutanak bu bildiklerimize yani, göre. Ama dosyada... Şu adrese gidildi, şu şekilde cevap verildi gibi. Evet. Belki de o evin Olcay Kılavuz tarafından kullanıldığına dair de bir ifade olmasına da gerek yok. Ama yani, hani Olcay Kılavuz işte siz kimsiniz, gidin sahipleriniz gelsin falan diye, hani milletvekilinin olduğu evden nasıl adamı alırsınız siz gözaltına falan diye tepki gösterdiği de söylenmişti. MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un bu direnç hali de tutanağa polis tarafından geçirilmiş olamaz mı? Ben geçirilmiştir diye. Biz bunun tutanağın bu şekilde olduğunu biliyoruz. İlk tutanağın. Ama dosyaya giren tutanakta Olcay Kılavuz öyle falanca bir yerde, herhangi bir yerde yolun ortasında yürürken falan gözaltına alındı diye olduğu söylenen tutanakta böyle söylüyor. Bu çok önemli bir fark. Evet, şimdi iki tutanak arasında ne fark var? Tabii ki bu soruşturma, yani daha doğrusu olay, içerisindeki anılan isimlerin MHP'li isimler olması ve seçim dönemine denk gelmiş olması, seçim öncesine denk gelmiş olması nedeniyle iki tutanak arasında çok çok fark var. Nitekim bu soruşturmayı deprem öncesi ve deprem sonrası diye ikiye ayırmak gerekir. Öyle ki bizim bildiğimiz kadarıyla deprem öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı bu soruşturmanın bir an önce sonuçlanması ve nereye giderse şeklinde sonuçlanması yönünde daha sıkı takipçiydi. Belki tabii ki seçim süreci girdi, işlerinin yoğunluğu veya diğer programların yoğunluğu nedeniyle de çok fazla ilgilenememiş olabilir Sayın Cumhurbaşkanı, ki ilgilenmek birebir soruşturmayı yürütecek hali de yok. Ama deprem sonrasında şöyle bir durum ortaya çıktı tabii ki. AK Parti'nin deprem sonrasındaki işte Kızılay üzerinden olsun veyahut da yardımların veyahut da kurtarma faaliyetlerinin gecikmesi nedeniyle olsun, ki bir sürü iddia, yani bir siyasi parti için kolay bir şey değil gerçekten bir depremin enkazından siyasette başarılı bir siyaset yürütmek oldukça zor hangi parti için olursa olsun. Bundan sonrasında şöyle bir tablo çıktı siyasi olarak. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifakı daha önemli hale geldi. Burada muhtaç kelimesini kullanmak istemiyorum ama daha önemli hale geldi bu ittifakın sıkılığı. Bu nedenle soruşturmanın içerisinde bir MHP'li milletvekilinin doğrudan olması... Hatta ben o dönemde Fez'deki hazırlanıyor şeklinde bilgilerimiz vardı. Öyle mi? Bunun şu anda duraksıyor olması, en azından karşımızda bir Fez'deki, yani Fez'deki deyince Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında bir Fez'deki hazırlanıyor şeklindeydi bilgilerimiz. Ama bugün böyle bir şeyden daha uzaklaşmış durumdayız. Bu depremi az önce o nedenle anlattım. Yani MHP ve AKP ittifakının daha sıkı, daha az zarar gören bir tabloda gitmesi gerekiyordu belki de.
Belki de bu tutanağın önemi işte depremle daha da sıkılaşması gereken ittifak ilişkisinin ilişkisiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor sanırım. Peki. Şimdi Alparslan Türkeş'in kızı Ay Yüce Türkeş Taş'tan da bugün bir açıklama geldi. Bir yazı kaleme almış daha doğrusu. Babasının ölümünün seneyi devriyesi münasebetiyle orada sert eleştiriler yöneltmiş MHP'ye. Çok sert eleştiriler. Babasının kurduğu partiyi bugün yönetenlere. Diyor ki işte MHP tarafından korunuyorlar diyor bu cinayeti işleyenler. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi belki hani birazcık konuyu yaymak olarak değerlendirilmesin ama faili meçhul cinayetler tam da budur işte. Biraz daha geri gidelim. Türkeş'in kızının Ayyüce Hanım'ın açıklamalarından, yazısından daha öncesine gidelim. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım deprem öncesinde bir açıklama yapmıştı. Herkes de ondan sonrasında gün saymaya başlamıştı. İşte 40'ı ne zaman çıkacak şeklinde. Şunu söylemişti. Sağır değiliz, dilsiz değiliz. 40'ından sonrasında konuşacağız mesajı verilmişti. Evet. Ve hatta ülkenin her yerinden ülkücüler konuşmaya başlayacak mesajı vardı. Nitekim bundan sonrasında Mersin'de bir kundaklama olayı olmuştu. Bir başka Ülk Ocakları yöneticisinin evinin önünde arabasının kundaklanması konusu olmuştu. Yani soruşturma bu açıklamaları belki de Ayyüce Hanım'ın açıklamalarını Ayşe Hanım'ın, Ayşe Ateş'in açıklamalarıyla birlikte okumak gerekir. Orada da Sinan Ateş'in eşi de doğrudan ve dayısı da doğrudan meclis içerisine işaret ediyordu. Özellikle dayısı. Evet. Yani eşi de biz kim olduğunu biliyoruz vurgusu yapıyordu. Fakat sonrasında o cephede bir beklenen şeyi, sesin oradan gelmediği gördük. Evet, orada o da depreme denk gelmişti. Kırık'ı da depreme denk gelmişti. Evet, depremden hemen sonrasındaydı. Evet. Ama bugün artık hani böylesine acı bir durum, deprem konusu unutulmaz tabii ki, unutulmaması da gerekir ama başka konularında konuşulmaya başlandığı bir dönemde bugün Sinan Ateş'in ailesi tarafından olay şudur bizim bildiğimiz derse bu kıymetsiz bir bilgi olmaz. Üzerinde konuşulmayacak bir bilgi olmaz. Ama bakıyorsunuz o cepheden de bir açıklama veyahut da benzer bir şey gelmiyor. Bunu gazeteci olarak, Ankara'daki gazeteciler olarak hepimiz takip ediyoruz. Evet. Sormaya çalışıyoruz ama herhangi bir şey yok. Sanki 41. gün o gün pek çok şey konuşulmaya başlanacakmış gibi gelmişti. Evet. Sorunuzu geliyorum. Ayyüce Türkeş'in yazısına geliyorum. Şimdi tabii ki bu olay, bu cinayet ülkücü camia tarafından, MHP tarafında çok ciddi ikili şeyleri olan bir, iki tarafı olan bir şey. Birisi bir taraf bu olayın Milliyetçi Hareket Partisi ile hiç ilişkisi olmadığını iddia etti. Daha doğrusu MHP bunu ad anmayarak veyahut da konunun üzerine başka şekillerde konu açıldığında başka yönlerden işte ne bileyim CHP'yi eleştirerek veya benzer şekilde geçiştirirken bir taraftan da ülkücüler içerisinde sizin benim tahmin edemeyeceğimiz ölçüde bir rahatsızlık var bu konuda. Evet. Bu rahatsızlığın sebebi tabii ki bir dava konusu olması. Yani davadan kastım yargılamadan bahsetmiyorum. O ülkücü davadan bahsediyorum. Bunun bir parçası olması nedeniyle de iki tarafta şey var. Yani Ayyüce Hanım'ın ben açıklamasını o nedenle önemli bulurum. Ayyüce Hanım'ın daha önceki şeylerden de söyleyeyim. Daha rahmetli Türkeş'in vefatından sonrasında da ailesiyle ve MHP'nin gidişatıyla ilgili farklı sesleri olduğunu biliriz.
eleştirel şeyleri olduğunu biliriz. Anladım. Peki. Ersan Atar, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Sinan Ateş cinayetini takip etmeye devam edeceğiz. Soruşturmada son durum ne? Bakmaya devam edeceğiz. Bir gelişme olduğu zaman da buraya yayına taşıyacağız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Mehmet Sümer, Voice of America muhabiri internet bağlantısıyla karşımızda. Mehmet Sümer, merhaba. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar. İlk kez eski bir Amerikan başkanı bir ceza davasında hakim karşısına çıktı. Sanık sandalyesinde oturdu. Donald Trump geldi, kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddedip gitti. Bugün Amerikalılar evet. En çok neyi merak ediyorlardı? Ne oldu? Bundan sonra ne olacak? Dinliyoruz. Amerikalılar en çok Donald Trump'ın iddianamesinin içerisinde yer alan suçlamaların neler olduğunu merak ediyorlardı. Daha önce mahkeme kaynaklarından Donald Trump'a yönelik iddianamede 34 ayrı suçlama olduğu sızmıştı. Onu öğrenmiştik. Suçlamaların neler olduğu merak ediliyordu. Suçlamaların tamamının Trump şirketlerinde özellikle kampanya döneminde yapılan ödemelerle ilgili olarak bir bakıma evrakta sahtecilik olarak nitelendirebileceğimiz usulsüzlükler olduğu ortaya çıktı. Bunlardan birinin ağır suç niteliğinde olduğu belirtiliyor. Donald Trump bugün bir Amerikan başkanı olarak, eski bir Amerikan başkanı olarak Amerika tarihinde ilk defa geldi, mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Bu iddialardan bir tanesi neydi? Stormy Daniels isimli eski bir yetişkin filmleri oyuncusuna aralarındaki ilişkiye dair 2016 seçim kampanyasında konuşmaması için 130 bin dolar ödeme yaptığına dair bir iddiaydı. Bu da iddianamede yer aldı. Buna ilişkin yapılan ödemenin de usulsüz şekilde Trump şirketi kayıtlarında görüldüğü belirtildi. Yani sus payı ödemek suç değil ama bu paranın çıkışını sahtecilik yapmak, başka bir ödeme gibi göstermekten dolayı bir suçlama olarak yer aldı bu da iddianamenin içerisinde. Donald Trump bütün bu suçlamaların hepsini reddetti. Ama bir Amerikan başkanı olarak mahkeme heyeti karşısına çıktı. Buraya geldi. Buradaki hukuki deyimle tutuklanmış oldu. Bizdeki gibi değil tutuklanma deyimi burada. Yani gelip mahkemeye teslim olma, heyetin karşısına çıkma burada tutuklanma olarak isimlendiriliyor. Tutuklandı, bugün geldi, parmak izi verdi. Fotoğraf çekilmedi, yani o sanık fotoğrafı çekilmedi. Normalde sanıklar mahkemenin karşısına, heyetin karşısına elleri kelepçeli olarak getiriliyorlar ama eski başkan olması, etrafında zaten korumalarının olması münasebetiyle kelepçe de takılmadı Donald Trump'a. Tüm suçlamaları reddetti. Herhangi bir gözaltı kararı ya da tutuklama kararı olmadığı için de bunların ardından mahkeme salonundan yaklaşık 2 saate yakın bir süre kaldıktan sonra mahkeme binasından çıktı ve şu dakikalarda ikamet adresi olan Florida'ya doğru gidiyor. Yerel saatte saat 8, yani Türkiye saati gece saat 3 civarında da 3-4 civarında da bir açıklama yapacak. Bugün yaşadıklarını kendi gözüyle anlatacak. Neler yaşandığını belirtecek. Bundan sonraki süreçte mahkeme bir sonraki duruşmayı düştü. Tamam. Bağlantı kesildi. Tekrar arıyor arkadaşlarım. Mehmet Sümer'i, Voice of America muhabirini. Donald Trump bir yetişkin film yıldızıyla işte girdiği cinsel ilişkinin ardından bunu faş edeceği tehdidi üzerine ona sus payı vermekle suçlanıyor. Amerikalılar günlerdir bu meseleyi konuşuyorlar, tartışıyorlar. Mehmet Sümer, tekrar hatta dönelim. Evet. Açıklama, Donald Trump açıklama yapacak Florida'da. Donald Trump açıklama yapacak. Bundan sonraki süreçlerde mahkeme heyeti Donald Trump'ı 4 Aralık tarihinde tekrar mahkeme salonuna çağırıp dinleme kararı aldı. 4 Aralık'ta Trump tekrar buraya gelecek. Eğer hakim de, mahkeme heyeti de davanın devamına, duruşmaların yapılmasına karar verirlerse Ocak ayından itibaren de duruşmalar görülmeye başlanacak. Bu davanın birkaç sene sürebileceği belirtiliyor. Tabii burada aklı şu soru geliyor. Hakkında bu şekilde bir davanın olması Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde aday olmasını engelleyecek mi sorusu akla geliyor. Hayır, Amerikan Anayasası'nda öyle bir madde yok. Hakkında bu şekilde bir soruşturmanın devam ediyor olması Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasının önünde herhangi bir engel teşkil etmeyecek. Ama bir taraftan 2024 başkanlık seçim kampanyasını yürütürken Donald Trump
Diğer taraftan da Manhattan'daki mahkemede yargılanıyor. Peki bu dava sebebiyle Donald Trump'a gösterilen destekte bir azalma olmadı mı Mehmet Sümer? Ya da Donald Trump'ı destekleyenler ona hala bu dava başladıktan sonra da işte gidip hakimin karşısında sanık sandalyesine oturduktan sonra bile onu destekleyenler nasıl savunuyorlar Donald Trump'ı? Ne diyorlar? Donald Trump'ı destekleyenlerin kendi Cumhuriyetçi Partisi içerisinde destekleyenlerin oranında ciddi bir artış var aksine. Son yapılan anketler Donald Trump'a olan desteğin çok ciddi oranda arttığını gösteriyor. Şimdi Amerika'da önce başkanlık seçimlerinde önce aday adayları ortaya çıkıyorlar. Onlar kendi aralarında yarışıyorlar ve daha sonra bir aday belirleniyor. Donald Trump'ın da çeşitli rakipleri var Cumhuriyetçi Parti içerisinde. Ama son yapılan anketler görünüyor ki bu dava süreciyle birlikte Donald Trump'a olan destek %60'lara kadar yükselmiş durumda. Yani Donald Trump bugün Cumhuriyetçi Parti içerisinde aday belirlemeye yönelik yoklama yapılsa, seçim yapılsa yine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olacak. Donald Trump bu süreci son derece iyi kullandı şu ana kadar. Bundan sonra da kullanacak gibi görünüyor. Çünkü Donald Trump kendisine yöneltilen bütün suçlamaların yalan olduğunu, bunun adeta kendisine yönelik bir cadı avı olduğunu, kendisinin 2024 başkan adaylığının engellenmesi, hatta kendisinin deyimiyle 2024 yılında Amerika'ya yeniden başkan olmasının engellenmesi için düzenlenmiş bir senaryo olduğunu savunuyor ve bu da Donald Trump'ın takipçileri, destekçileri arasında ciddi anlamda karşılık buluyor. Donald Trump buradan kendisine bir nevi bir mağduriyet yarattı hatta diyebiliriz. Bunu çok güzel şu ana kadar kullanmış durumda. Tabii şunu da söyleyelim. Ben 20 seneden fazla süredir gazetecilik yapıp dünyanın birçok yerinde liderler zirveleri dahil birçok toplantı, birçok etkinlik, birçok savaş takip ettim ama hiçbir yerde bugün gördüğüm kadar kalabalık bir medya ordusu görmedim. Bugün abartmıyorum, burada 700 belki 1000 kadar kamera ve basın mensubu vardı. Güney Afrika'dan tutun Avustralya'ya, Hindistan'dan tutun Rusya'ya kadar dünyanın her yerinden medya kuruluşları, muhabirler bugün buradan canlı yayın yaptılar. Yani Donald Trump sadece Amerika için değil, dünya çapında inanılmaz bir medya görünürlüğü sağladı bu dava süreciyle ilgili. Ve yapılan yorumlar da burada yapılan yorumlarda Donald Trump'ın bu dava sürecini, bu görünürlüğü 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığında da eğer aday olursa başkanlık seçimleri sürecinde de sonuna kadar kullanacağı şeklinde. Çok acayip. Peki Mehmet Sümer, bir de şunu merak ediyorum, son sorum bu. Bu dava sürecinin sonunda Donald Trump suçlu bulunursa ne olacak? Yani hapse girme ihtimali var mı? Suçlu bulunması halinde maksimum 4 yıllık bir hapis cezası öngörülüyor. Ancak onun da tabii yine Amerikan yasalarına göre işte kefaletle serbest kalması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu dava, yani bütün suçlar, üzerine atılı tüm suçlardan suçlu bulunması halinde bu geçerli. Ama dava sürecinin birkaç sene devam edeceği tahmin ediliyor. Burada şöyle bir örnek vermek lazım. Ünlü mafya babası Al Capone'un davasını hatırlayacak olursak eğer, hatırlanırsa vergi kaçakçılığından suçlanmıştı. Yani bir mafya liderliğinden ziyade vergi kaçakçılığından. Dolayısıyla aslında Trump'ın üzerine atılı bulunan bu evrakta sahtecilik suçlamaları aslında Amerika'da Amerika yasalarına göre ciddi suçlar mertebesinde görülüyor. O yüzden Trump açısından aslında baktığımız zaman, hani diğer taraftan, hukuki taraftan baktığımız zaman da ciddi bir yasal süreç var önünde. Peki Mehmet Sümer, bugün Trump'ın hakim karşısına çıktığı New York'ta mahkemenin önünden bize bildirdi. Çok teşekkürler desteğiniz için. Teşekkür ederim. Evet, Trump'ın eski bir Amerikan başkanı hakim karşısına çıktı. İlk kez bir Amerikan başkanı hakim karşısına çıktı, eski başkan. Ve sanık sandalyesine oturdu. Kendisine suçlamalar yöneltildi. Dediler ki şu suçlarla itham ediliyorsunuz. 34 ayrı suçtan. O da savunmasını yaptı. Ama işte Trump buradan bir mağduriyet üretmiş. Benim üzerime oynuyorlar diye. Ve Trump açısından işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Mehmet Sümer'in anlattığına göre bu da acayip bir sonuç. Şimdi deprem gündemiyle devam edelim. Hatay'ın Samandağ ilçesinde
insanların yaşadıkları bölgelere moloz dökülmek istenmesine karşı çıktı depremzedeler. Biz burada yaşıyoruz, buraya moloz dökmeyin dediler. İtiraz etmek istediler sadece. Karşılarında jandarmayı buldular. Sadece bulmakta kalmadılar. Jandarma müdahale etti depremzedelere. Sürükleyerek depremzedeleri gözaltına aldı. Biber gazı sıktı. Hepsi haberde. Depremzedeyi yerde sürüklediler, gözaltına aldılar. Yaşam alanına moloz dökülmesine itiraz etti. Enkaz altındayken görmediği jandarmayı molozları korurken karşısında buldu. Askerler moloz dökümü yapan iş makinelerinin çalıştığı saha önüne dizildi. Halkla karşı karşıya getirildi. Taleplerin etti aslında. Yaşam alanlarına kanserojen asbest maddesi yüklü molozların dökülmemesini istiyorlardı. Tüm enkaz kaldırma ve moloz depolama faaliyetleri derhal durdurulmalıdır. Konuyla ilgili uzmanların enkaz kaldırma ve kalıcı moloz depolama alanlarına yönelik yapılan çalışmaların tüm ekosisteme etkileri dikkate alarak yapacakları çalışmalar yerel halkın onayına sunulmalıdır. Enkazın ne zaman kaldırılacağına ve nerede depolanacağına Samandağ halkı karar verecektir. Öyle olmadı. Yerel halkın tüm itirazlarına rağmen Samandağ'da molozlar şehir merkezine döküldü. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Demek ki bundan çocuklarımız tehlikede. Herkes sizi duysun. Çocuklarımız tehlikede. Enkaz bizi öldürmedi. Bu sefer kokudan öleceğiz. Bu sefer kokudan öleceğiz. Çocuklarımız için korkuyoruz. Askerler bizi sarıyor. Ayıptır ya, ayıp. Jandarma ile depremzedeler arasında tansiyon yükseldi, arbede yaşandı. Yaşanan arbede esnasında bazı depremzedeler sürüklenerek gözaltına alındı. Evet, Hatay Samandağ'da bugün bu görüntüler kaydedildi. Jandarma depremzedelere böyle müdahale etti. Şimdi bir Kerem Kınık parantezini açalım. Yine Kızılay Başkanı parantezini. Dün AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın Şahan Gökbakar'la sosyal medya üzerinden girdiği polemikler nedeniyle Kerem Kınık'a gösterdiği tepkiyi size aktarmıştım. Bugün T24 internet sitesinden Eray Görgülü bu tepkinin ardından Bülent Turan'ın çok sayıda telefon aldığına ilişkin bir haber yaptı. Haber şöyle. Kızılay Başkanı'nı eleştiren AKP'li Turan'a parti içinden destek telefonu yağmış. Şahancığım diyordu Kerem Kınık. Şahancığım diye başlayan tweetler atıyordu. Bülent Turan da dedi ki ya bu nasıl bir üslup? Şahancığım ne demek dedi. Siz işinize uğraşsanız da dedi, niye bunlara cevap yetiştirmekle uğraşıyorsunuz dedi. Bu tepkiyi görelim diye yaptı bunu. AK Parti Grup Başkan Vekili Kızılay Başkanı'na hepimizin gözünün önünde bizim görebileceğimiz biçimde bir ayar verdi. Halbuki Cumhurbaşkanı daha yakın zamanda, Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam, Kızılay'a yönelik eleştiriler var, ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda Kızılay'a sahip çıkmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber yayınında. Perşembe günüymüş. A Haber yayınında Cumhurbaşkanı sahip çıktı Kızılay'a ve onun başkanına dolayısıyla. Fakat peşinden Bülent Turan bu tweet'i attı. Şahancığım ne demek dedi ya, siz işinize uğraşsanız da niye bunlara cevap yetiştirmekle uğraşıyorsunuz dedi. Ben de acaba Cumhurbaşkanı'nın o gün sahip çıkması sonradan, yani Sayın Cumhurbaşkanım sahip çıktınız ama hani çok ağır eleştiriler var. Adamlar çadır satmış, gıda malzemesi satmışlar, konserve satmışlar. Yani çok doğru olmayabilir falan diye bir değerlendirme mi yapıldı acaba diye sormuştum. Şimdi bugün Eray Görgülü'nün yaptığı haberde deniyor ki
üst düzey yetkililerinde olduğu çok sayıda AKP'li isimden Bülent Turan'a destek mesajı geldi. Partililerin Kızılay'a yönelik tepkilerini dile getirdiği belirtildi. Muhalefet partilerinden de bazı isimlerin Bülent Turan'ı arayarak tebrik ettiği ifade ediliyor. AKP kulislerinde de Kerem Kınık'ın hem deprem sonrasında yaşananlar hem de bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle istifa etmesi gerektiği ve partiye zarar verdiğinin konuşulduğu öğrenildi diyor Eray Görgülü haberinde. Ama Kerem Kınık ne demişti deprem komisyonuna, meclisteki deprem komisyonuna verdiği ifadede? Ya ben istifa ederim de, ben istifa edersem kaos çıkar, Kızılay'ın çalışmaları sekteye uğrar, o yüzden etmiyorum demişti. Yani bu işte kurduğumuz şirketleri, Kızılay'ı şirketleştirdik, oradan gelirler elde ediyoruz, ben o gelirden olmak istemiyorum falan demedi de, dedi ki ben istifa edersem kaos çıkar dedi Kerem Kınık, Kızılay Başkanı. Şimdi Bülent Turan hepimizin gözü önünde ona ayar verdi AK Parti Grup Başkan Vekili ve çok sayıda tebrik telefonu almış. Şu fotoğrafı da bir hatırlayalım. Kerem Kınık istifa edip gittiği zaman bu Kızılay'ın başından geriye bu fotoğraf kalacak. Yarışmayan bir insanı yenemezsin diye deprem bölgesinden paylaştığı bu artistik fotoğraf kalacak. Kiminle yarışıyormuş, kimi yenmeye çalışmıyormuş da yarışmıyormuş da falan filan. Geriye bu fotoğraf kalacak. Şimdi buradan geçelim başka bir güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Yeşil Sol Parti seçim bürosu açılışı yaptı bugün. Jandarma müdahale etti. 12 kişi gözaltına alındı. Gaz ve tazyikli su sıkıldı. Copla müdahale edildi. Görüntülerin adresi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden. Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışından. Halfeti'de Yeşil Sol Parti seçim bürosu açmak istedi. Partililer seçim bürosunun önüne geldi. Aralarında HDP milletvekillerinin de olduğu kalabalık açılış öncesi büro önünde halay çekmek istedi. Jandarma, valiliğin eylem ve etkinlik yasağını gerekçe gösterdi. Müzik çalınamayacağını belirtti. Seçim sürecindeyiz. Tarihi bir süreçte, tarihi bir seçime gidiyoruz. Ve bu tarihi seçimden ne kadar korktuklarının bir görüntüsüyle karşı karşıya kaldık. Saatlerdir açmak istediğimiz seçim bürosuna geçmemiz engelleniyor. Partililer tepki gösterdi. Seçim bürosu önünde halay çekmeye devam etti. Jandarma tazyikli suyla müdahale etti. 12 kişi gözaltına alındı. Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Karabük'te, Zonguldak Karabük'te Filos çayının kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu. Ölümünün ardından bir soruşturma başlatıldı. 5 kişi gözaltına alınmıştı. Sayı 7'ye yükseldi. Telefonuna cinsel içerikli mesajların gönderildiği ortaya çıkmıştı. Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kadının telefonuna. Son görüntüleri de ortaya çıktı. Haberde o son görüntülerini de göreceksiniz. Bir de şöyle enteresan bir haber geldi Karabük'ten. Bu konuyu haberleştiren gazeteci de gözaltına alındı. Üniversite öğrencisinin ölümünü haberleştiren gazeteci de gözaltına alındı. Gabon uyruklu Dina Bongo Ibuanga 26 Mart'ta cansız bedeni Karabük Filios çayında bulundu. Ibuanga'nın hayatını kaybetmeden önce çıplak ayakla koştuğu görüntüler ortaya çıktı. 18 yaşındaki Gabonlu Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Hazırlık Sınıfı öğrencisiydi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Cumhuriyet Başsavcılığı ölümün suda boğulma şeklinde olduğunu açıkladı. Kıyafetleri ve telefonu incelemeye alındı. Güvenlik kamerası incelemelerinde Dina Bongo'nun da aralarında olduğu 6 kişinin otomobille ormana gittikleri belirlendi. Ön otopsi raporuna göre Dina Bongo'nun ense ve böbrek bölgelerinde küçük çaplı morluklar tespit edildi. Telefonunda kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklif edildiği mesajlar bulunduğu öğrenildi. Gabonlu üniversite öğrencisinin son görüntüleri de ortaya çıktı.
Dina Bongo'nun evinin bulunduğu sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı görüntüler. Görüntülere yansıyan 17 yaşındaki kadının gece saatlerinde çıplak ayak sokakta koştuğu anlardı. Gazeteci Timur Soykan'a göre bu görüntüleri haberleştiren Demirören Haber Ajansı muhabiri Ali Sencar Arslan gözaltına alındı. Konu hakkında sosyal medyada paylaşım yapan Soykan, Gabonlu öğrencinin ölümü sonrası akıl almaz gelişmeler oluyor dedi. Gabonlu öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Şimdi seyircilerimiz tarafından bize ulaştırılan bir haberle devam etmek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı ile alakalı bu haber. Milli Savunma Bakanlığı'nda sözleşmeli çalışanlar var. Sözleşmeyle görev yapıyorlar. Yani belli bir süreliğine görev yapıyorlar ve bu sözleşmelerde süresi geldiğinde yenileniyor. 2019 Eylül ayında Milli Savunma Üniversitesi, bunlar harp okullarının yerine kurulmuştu. 15 Temmuz'dan sonra harp okulları kapatılmıştı ve yerine Milli Savunma Üniversitesi kurulmuştu. Hatırlayacaksınız. Gerekçesiz bir şekilde sözleşmeler uzatılmadı 2009 Eylül ayında. Sonrasında bu yargıya taşındı. Yargı karar verdi. Dedi ki sözleşmeler haksız yere iptal edilmiştir. Ve bu personelin görevlerine dönmesi gerekir. Döndüler. Görevlerine döndüler. Sonra ama sözleşme süresi dolunca bir kez daha görevlerine son verildi. Yine mahkemeye gittiler. Yine mahkeme kararında haklı bulundular. Mahkeme dedi ki görevlerine dönmeliler. Sözleşmeleri haksız yere iptal edilmiştir, feshedilmiştir dedi. Bu fesih döndüler ya dönmeleri gerekirdi. Üçüncü kez dönmeleri gerekirdi ama dönemediler. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi mahkemeden çıkan kararı uygulamıyor. Mahkeme kararı da şu. Bakın, İdare Mahkemesi'nden çıkan bir karar. Diyor ki davalı idare bünyesinde sivil öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayken yukarıda yer verilen yönetmelik hükümleri gereği görev süresi uzatılmayan davacı hakkında, yani personel, herhangi bir soruşturma veya disiplin cezasının mevcut olmadığı, görevinde başarısız veya yetersiz olduğuna dair bir tespitin de bulunmadığı, davalı idare tarafından davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin olarak herhangi bir somut gerekçenin de ortaya konulamadığı hususları dikkate alındığında davalı idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanmadığı ve bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır diyor. Kalsın karar arkadaşlar, almayın. Yani sözleşmeyi feshedemezsiniz diyor mahkeme, idare mahkemesi. Milli Savunma Üniversitesi'ne hukuka uygun bir karar değil diyor. Fakat bu kararın gereği yerine getirilmiyor. Ona ilişkin de bir hüküm var burada. Diyor ki, öte yandan dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi davacının çalışma hakkıyla ilgili olarak telafisi güç veya imkansız zararlara da sebep olabilecektir diyor. Yani lisan-ı münasiple mahkeme diyor ki Milli Savunma Üniversitesi'ne, siz bizim kararımızı nasıl uygulamazsınız? Biz bir hukuk devletiyiz, biz bir karar alacağız diyor mahkeme. Siz de bunu uygulayacaksınız diyor. Aklıma şu geldi. 15 Temmuz sonrası yapılan yargılamalarda yöneltilen suçlamalardan beraat eden isimlerin, KYK ile ihraç edilen isimlerin memuriyete geri dönüşü mümkün olmamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bu sorulmuştu. Mahkeme kararına rağmen, mahkemede beraat etmelerine rağmen neden göreve almıyorsunuz diye. Süleyman Soylu da biz her mahkeme kararını uygulamak zorunda mıyız demişti. Böyle bir yanıt vermişti. Tam da bunun gibi. Ortada bir mahkeme kararı var. Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli çalışan personelin görevine hukuksuz biçimde son vermiş. Bunu çeşitli defalar yapmış. Üstelik her seferinde bu mesele mahkemeye taşınmış. Mahkemede bu personel haklı görülmüş. Son kez sözleşme yenilenmeyince, yeniden feshedilince ya da tekrar mahkemeye gidilmiş. Mahkeme yine bunu hukuksuz bulmuş. Fakat karar uygulanmıyor.
Karar uygulanmıyor. Mahkemede kazanan sözleşmeli personel görevine geri dönemiyor. Bize seyircilerimiz tarafından ulaştırılan bir haberdi. Bu önemli bir haber. Biz bir hukuk devletiyiz. Mahkemeler karar alacak. Devlet kurumları da bu kararları uygulayacak.